Değerli izleyiciler, bugün Erciş'teyiz. Milattan önce 6. yüzyıla kadar tarihi olan kadim şehir Erciş'te Erciş'in kültürünü, Erciş'in değerlerini, Erciş'in güzelliklerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Erciş'ten birçok konuğumuz olacak programımızda. Şimdi sizi Erciş'te ve konuklarımıza baş başa bırakıyoruz. Uzanan bir medine şehridir. İlçemizde yapılan bilimsel çalışmalar ışığında en eski tarihsel izlerin Paleolitik dönemine kadar uzandığı tespit edilmiştir. Ayrıca Tunç Çağı ve Urartu dönemine kadar önemli bulgular elde edilmiştir. Bugün Erciş'in bir göbek tepe olma yolunda ümidimiz olan Zernaki Tepe antik kentin kazı çalışmaları başladı. Bu vesileyle kazı çalışmalarının emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi olmak üzere, AK Parti Van Milletvekilimiz Sayın Abdullah Arbaş Beyefendi, Van Müze Müdürlüğümüze, 100. Üniversitemize, Erciş Belediyesi ve Erciş Kaymakamlığı çalışanlara şükranlarımı sunuyorum. Erciş'te kültürel mirasımız tabii ki sadece bunlarla sınırlı değil. Tarih öncesinden başlayarak günümüze kadar Erciş aslında bir kültür ve medine şehri olmuştur. Sultan Alparslan'ın Malatya zaferinden sonra karargahını Erciş'te kurmuş ve bu bölgenin bir Türk yurdu olmasında önemli bir rol oynamıştı Erciş. Selçukluların Osmanlılara kadar önemli bir şehir olan Erciş, tarihte en önemli dönemlerden birini Karakoyunlar döneminde yaşamıştır. Karakoyun devletine yaklaşık 140 yıl başkentliğe yapmış kadim bir şehirdir. İlçemizde hali hazırda gerek Kadem Hamdun Paşa Kümbeti olsun, gerek Zortul Kümbeti olsun, gerekse Akçıbörek Kümbeti'nde de bu dönemden kalma tarih eserler bulunmaktadır. Tüm bu tarih eserlerin yanı sıra Erciş aynı zamanda bir edebiyat ve kültür şehridir. Emrah ile Selvi'nin bulunduğu bir memlekettir. Emrah'ın özellikle yazmış olduğu şiirler geçmişten günümüze kadar devam etmektedir. Bizler de Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi olarak içimizin tarihi ve kültürüne sahip çıkarak bu mirası, bu kadim mirası gelecek nesillere aktararak memleketimizin gerek tanınmasına ve bütün ülkede tekrar Erciş'in hak ettiği bulmasına bütün kurum ve kuruluşlarımızla bir ve beraber çalışma devam edeceğiz. Erciş Belediye Başkanlığı olarak zaten kadimden beri Yeşil Erciş olarak bilinen Erciş'imizin yeşilliğine yeşillik katabilmek için var gücümüzden çalışmaya devam etmekteyiz. Erciş Belediyesi olarak yeşil bir kent anlayışı çerçevesinde çalışmalarımız sürekli devam edebilmekte. Bu kapsamda Adnan Menderes Mahallemizde halkımızın tabiri Nikotoki bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikretmiş olduğumuz Recep Tayyip Kent Ormanı'nda 44 dönümlük bir sahada yaklaşık 3000 tane gerek mavi yadın, gerekse yeşil yadın dikerek büyük bir saha oluşturdu, fidan dikimi yaptı. İçerisinde yeşil alanların, rekreasyon alanlarının, pergolelerin, oturma gruplarının, seyir teraslarının, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunduğu gerek piknik alanı olarak, gerek yürüyüş alanı olarak, gerekse mavi ile yeşilin bir adım olduğu bir yeni bir kent, yeni bir meydan, yeni bir insanımıza nefes alıcı alan oluşturdu. Bizler bu projenin gerçekleştirilmesini destekleyip esirgemeyen Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımıza,
Sayın Milletvekilimiz Aplat Arbaş Beyefendi'ye şükranla soruyorum. Bu projeli acil hemşehrilerimiz yaşayabilecekleri, nefes alabilecekleri yeni bir sosyal donatımına sahip olacaklardır. Erciş Belediye Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Muhterem Hanımefendi Emine Ordan'ın başlatmış olduğu sıfır atık projesi kapsamında biz de şehrimizde özellikle 2011 depreminden sonraki süreçte kullanılıp da altı duruma düşmüş olan barakalara ve konteynerlardan oluşturduğumuz ürünlerle birlikte yaklaşık 250 metrekarelik bir alanda bir geri dönüşüm atölyesi kurduk. Bu geri dönüşüm atölyesini Adnan Menderes Mahallesi'nin olduğu özellikle park bahçeleri müdürlüğümüz bunu yerleştirdi yaptık. Burada özellikle vatandaşlarımız tarafından kullanılmayan demir, tahta parayı, lastik ve diğer atıl malzemelerden ürünleri alarak yaklaşık olarak 250'den fazla oturma bankı, 150'den fazla pergole ve kamelya, 23 tane sıfır atık geri dönüşüm kutusu, 300'den fazla çatılı banklar, variller ve diğer ürünler yaparak insanın hizmetine sundu. Ürettiğimiz bu malzemeleri ilçemizdeki park, bahçe ve çeşitli yerlerde insanların hizmete sunarak hem daha yaşanabilir bir şehir ulaştırabilme, şehrimizdeki sosyal donatımı arttırarak insanlarımızın hem geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladık hem de daha modern parklara ve rekreasyona sahip olduk. Kazanımız var kalaylayacaktık. Memnuniyetle kalaylarız. Baş günsüler, fiyatımız da olur. Fiyatı? Yarın alırsın. Fiyatı 75 lira da 50 lira alırız sana. Eyvallah hacım, Allah razı olsun. Güzel yaparız, kalaylarız, tamam. Yarın bu saatte gelirsin alırsın. Eyvallah hacım, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Başımıza selametle. Madem bakırız, kırmızı çıktı bir zehirler insanı.
zamanda heves kalmadı. Pek fazla korku da azaldığı için. Eskide 5 tane vardı kalaycı. Şimdi bir ben kaldım. Eski adamlar. Baba sanatı seviyorum. Çocuğuna bazen diyorum yapma, ben çok seviyorum sanatı. Sanat güzel bir şey. Bunun ismi Nişadı. Şu da kalay. Kalay tutmaz. Bu pisliğini alır. Şöyle pisliğini alır, görüyor musun? Pisliğini aldı, görüyor musun? Şu Konumlu diye geçti benden, geçti bizden de geçti. Gençler yapmıyorlar. Sanatta havas yok. 5 tane oğlum var, yetiştirdim. 2 tane üniversite. Bir tanesi BMW motor tamircisi. 2 tane üniversite. Bir tanesi de Amerika'da. Kalaycılık ne benim? Bir çekişle 5 tane oğla, 2 tane kız yetiştirdi. Ama maalesef şimdi 5 tane oğla bir adama bakamıyor. Çünkü sanatta havas yok. Efendim bugün 2010 tarihinde Van'da Vali Müftülük Emniyet Müdürü tören düzenlediler. Dürüstlükten, ustalıktan dolayı bana plaket verdiler. Maalesef şimdiki gençlerde hayat yok. Hep tahsile, 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 fakat sanat unutuldu gitti. Gençlere sanat örgensinler. Sanat örgensinler. Sanat sanattır, altın bileziktir. 65'ten beri ustayım elhamdülillah. Yani sanatta bir şey, hile bir şeyimiz olmadı. Güzel sanatımızı çok seviyorum sanat. 5 tane oğlan, 2 tane kız, 2 tane çocuk, 3 tanesini üniversite, 2 tanesi de tamirci, motor ustası. Bir tek tane kalmış, o da soba imalatı, çatı oğlu. O güzel sanatkardı. Maalesef bakırcılık öldü daha. Onun yerine krom aldı yerini. Bakırın yerine kromla alüminyon aldı, teflon. Ustamın mesleğini alacağım ben de. Bakarız. Ben Mehmet Demir Çakır Bey muhtarıyım. Erciş'van Çakır Bey muhtarıyım. Siz hoş geldiniz. Ben Çakır Bey'de oturuyorum. Yaklaşık 4 senedir muhtarıyım. Bizim Erciş'in, Erciş'ten biraz bahsedebilir miyiz? Evet, Erciş'in şimdiye kadar yaklaşık milletvekilimiz de oldu, bakan yardımcımız da oldu. Bu kimse Erciş'i bu kadar çalışmalarına güzel çalışma yapmadı. Erciş şu an gerçekten gelişecek bir ilçedir. Biz Erciş olarak çok memnunuz. Sayın kaymakamımızda, sayın halkımızda. Erciş huzurlu bir ilçedir. Bugüne kadar gördüğünüz gibi Erciş'imiz kanat önderliği yapan kişiler vardır. Bazı bu örf edetlerimiz var, bu belgelerinden bu barış yapıyorlar, barışmalar yapılıyor. Onlar yardımcı oluyorlar. Benim mahallem yaklaşık 100 senedir diyelim kurulmuş, bugüne kadar hiç kimse bir çivi çakılmamış. Sayın Kaymakamımız Profesör Doktor Nuri Mehmet Beyoğlu'nun tarafından yapıldı. Sokaklarımız, yolumuz, içme suyumuz, bu kaymakamımız da gerçekten Allah baştan Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Diğer vekillerimizde de razı olsun. Ama kaymakamımız çok değerli bir insan olduğu için Allah ondan da razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Köyünüzde anlatmak istediğiniz köyünüzün güzelliği neyi var? Köyümüzde? Köyüm
köyün Qoşköprü barajının kıyısındadır. Gerçekten barajımız çok güzel sulama kanallarından dolayı Erciş'e hizmet verecek bir yerdir. Mahallemizde de biz balık, Qoşköprü barajına da balıklar da vardır. Bizim bazı vatandaşlarımız oradan da geçimini yapıyorlar. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Tarım da iyidir bizim mahallede. Güzel gidiyor yani bizim bu bölgede çok güzel. Evet, mahallenizde gençler, kızlar, çocuklar okuyor mu? Okuyanlar çok var. Bizim bölgede, mahallede göç oldu. Ama çok göç yok yani. Gerçekten burada görevli olan arkadaşlarımız da çok var. Mahallede görevli olanlar var. Herkes okuyor. Öğrencilerimiz de var. Evet. Savcı, köyümüzde savcı olan da var. Avukat da var. Yani çıkmış. Evet, devam ediyor inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz geldiniz Erciş'i ve bizi tanıttığınız için Van Gölü TV'ne çok çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Alkanat Mahalle Muhtarı Faruk Ortakaya. Biraz mahallenizden bahsedebilir misiniz? Mahallemiz Erciş'in merkez mahallesi. Geçmişi çok eskiye dayanan mahalle. Güzel bir mahalle. Eskiden beri de mahallemiz sakinleri çok iyi, çok güzel. Eşref kişiler. Mahalledeki hizmetler nasıl? Hizmetler eskiye nispeten bu seneler çok iyi. Sayın Kaymakamımızın sayesinde çok güzel hizmetler aldık. Sayın Kaymakamımız, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun diyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz çok güzel. Biraz Erciş'i anlatabilir misiniz? Erciş'te bildiğiniz gibi şirin, güzel, yeşiliyle, suyuyla, havasıyla, zebzesiyle, meyvesiyle çok güzel, şirin bir güzel ilçemiz. Erciş'e gelmek isteyenler için ne söylemek istersiniz? Yani gelip görmedikçe bilme. Yani buraya memur olup gelenler... Neden gelsinler, neyi görsünler? Yani havası, gibi. Suyu, insanlığı, evet. Yani yaşamadıkça bilinmez. Evet. Gelip görsünler, yaşasınlar, Erciş'i bilirler. Depremde yıkılmıştı Erciş. Depremden sonra Erciş ne durumda? Yani depremde yıkıldı Erciş. Erciş depremden sonra iyi bir durumda değil. Kısmen kentsel dönüşüm yapıldı ama ondan sonra hizmet yapılmadı. Kentsel dönüşüm yapılmadı yani. Kentsel dönüşüm tamamlanmadı. Tamamlanmadı, evet doğrudur. Tamamlanan etaplar var ama... Bir etap tamamlanan var, sadece bir etap etaplar da var. Var, doğrudur. İnşallah o da tamamlanır. İnşallah, inşallah. Temennimiz odur, onlar da tamamlansın. Onun dışında Erciş... Güzeldir, havasıyla, iyidir. Havasıyla, suyuyla, insanıyla, evet. Her şeyle mükemmel. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Size sağ olun. İhsan Ekinci. Evet. 30 yıldan beri esnafla uğraşıyorum. Çerede uğraşıyorum. Hayvancılık, gıda sektöründe, inşaat sektöründe çalıştığımız olmuştur. Peki bu 30 yıllık hayatın içerisinde hatırladığınızda tebessüm ettiren, unutamadığınız anılarınızdan birkaç tanesini alabilir miyiz? Bizim bu bölgemizde unutulmayacak anılarımız çoktur. Unutulmayacak anılarımızdan bir tanesi de abimle burada en son geçirdiğimiz bir anımızdır iş yerimizde. Abim hep bize dürüstlüğü, insanlığı, mertliği söylerdi. O da aklımıza geldikçe, biz onu hatırladıkça onu unutmuyoruz. Peki Erciş'i nasıl anlatmak istersiniz? Erciş'i nasıl anlatmak? Erciş'i misafirperverliğini anlatmak isteriz. Erciş'in ne Karadoşu meşhurdur, ne Van Gölü'sü meşhurdur. Erciş'in en önemlisi Erciş'in misafirperverliği, insanlığı meşhurdur. Erciş'in tarihinden, güzelliklerinden bahsedebilir misiniz dersek ne anlatırsınız? Emrah ile Selvi, evet. Hasunan Nazen'in aşkı, ondan sonra abime söyledim. Erciş'te çok şey var yani. Başka ne söyleyebilirim ki size? Aşıklar şehri mi? Aşıklar şehri. Depremde acılar yaşandı. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Amin. Depremden sonraki Erciş, depremden önceki Erciş'le kıyaslarsanız. Depremden önceki Erciş'imizin ile şu andaki arasındaki fark çoktur.
O zaman çok insanımız öldü. Allah hepsine kanını rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. O zaman erişimde bu kentsel dönüşümüz yoktu. Kentsel dönüşüm yapıldıktan sonra halkımızda, esnaflarda biraz gerileme oldu. Onu açıkça izah edelim. Aha, ondan önce ticaretimiz daha iyiydi. Daha zincir marketler, onu açıldıktan sonra normal küçük esnaflarımız batığa gitti. Çöktüler yani. Şu an o zamanki insanı bu zamanki insandan daha iyiydi. Onu açıkça ben size belirteyim. Depremden sonra bizim erişimiz geriledi, ilerlemedi. Erişim kültüründen bir tanesini anlatabilir misiniz? Erişim kültüründen. Erişim kültüründen geleneği, kültürü. Erişim kültürü. Geleneği. Erişim geleneği. Kültürü. Mesela ne olarak söyleyeyim sana? Bir örnek verin. Yani siz misafirperverlik dediniz ama mesela arkadaşlarınızla bir araya geliyor musunuz? Yok arkadaşlarımla. Bir araya geldiğinizde ne yapıyorsunuz? Sebaver mi yapıyorsunuz? Yok Erşin'de yaz aylarında balık bendimiz vardır. Evet. Yani de balık bendimizi insanlarımız dışarıdan gelen insanlara ziyaret ediyor. Oraya gideriz. Akşamları da arkadaşlarına genelde yaz aylarında semaver çayı kaynatırız. Haftada en az haftada bir sefer buluşmamız oluyor. Ben Van'ın Erciş ilçesinin Çubuklu köyündenim. Köylü yeğenlerim var, akrabalarım var. Onlara 15 günde bir muhakkak bir toplantı yaparız. Kendi aramızda otururuz, sohbetimizi yaparız. Gelene görenlerimize göre bir yemeğimizi yapıp yeriz yani. Helal özellikle bu keladoşumuz olduğu zaman. Yaz aylarında inci kefalimizi, kış aylarında ise keladoş yemeğimizi yapıp muhakkak yeriz yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, hürmet ederim. Size sağ olun efendim, hürmetler. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Cami Kebir Mahalle Muhtarı Necat İşler. Ve doğdum doğalı Cami Kebir Mahallesi'nde doğdum. 1956 doğumluyum. Evet. Memleketimizin bazı ürf ve adet gelenekleri çok güzeldir. Mahallemiz de aynıdır. İki dönemdir muhtarlık yapıyorum. Evet. Öncelik Sayın Cumhurbaşkanımıza, sonra da Sayın Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Beyoğlu'na çok teşekkür ederiz. Mahallemize çok büyük hizmetleri oldu ve Erdiş'e dahil, yani sadece bizim mahallemiz değil, Erdiş'e dahil çok büyük hizmetleri oldu. Kendisine çok çok Cami Kebir mahalle halkı adına teşekkür ediyoruz. Eski Erdiş'ten bahseder misiniz? Valla eski Erdiş'te ne vardı? Şehir nasıldı, insanlar nasıl? Valla eski Erdiş'te şehir nasıldı? Hep bir araya gelirdik. Eğimizi tendire sallar, tendirde büyüdük. Evet. Hayvancılık yapıyorduk. Evet. Çiftçilik yapıyorduk. Yani demek istediğim... Nüfus bu kadar kalabalık değildi. Herkes birbirini tanıyor muydu? Herkes birbirini tanıyordu. Erdiş küçüktü. Evet. Herkes birbirini tanıyordu. Mesela benim... dedeme Acem Kıdır derlerdi. Erdiş'te 7'den 70'e herkes tanırdı Acem Kıdır'ı. Hani diyelim ki hani herkes lakabıyla bu memlekete tanılıyordu. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi bizim Erdiş'e köyden çok akın etti. Tabii köylü de bizim vatandaşımız, o da akrabalarımız var, evet. Şeylerimiz var. Hani onlardan da diyaloglarımız iyidir. Evet. Mahallemizde de çok gelmişler, diyaloglarımız iyidir. Evet. Köylüyle de herhangi bir sıkıntımız yoktur. Evet. Hani bize bir anınızı anlatır mısınız? Unutamadığınız, sizin için güzel bir anı. Vallahi unutamadığım bir anın ne olabilir? Ben kendim inşaatçıydım, inşaat kalfasıydım. Hani ben oradan geliyorum. Erdiş'te Türkiye genelinde birçok yapmış olduğum inşaatlar vardır, taşeronluk. Hani vallahi bir anımın ne hatırlı. Gençlere de mesaj olabilecek bir anı var mı? Vallahi gençlere diyorum memleketimize sahip çıksınlar. Biz geçmişte yani geçmiş yönetimleri gördük. Evet. Tamam, geçmiş yönetimleri gördük. Şimdi sayın reisimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Yani siyaset olarak değil, ben geçmişte yaşadığım tecrübele dayanarak konuşuyorum. Bu Erdiş'in merkezinde bazı yöneten partilerin sayesine polisler mesela vatandaşın başındaki sargı yere atıp çiğnemişler. Bu ne sarıktır takıyorsun? Dinimize hakaret etmişlerdir. Şimdi o insanların bir daha da Türkiye'de yönetime gelmelerini ben istemiyorum şahsen.
Yani dikkat etsinler buna. Ülkeye ve geleceğinize sahip çıkın diyor. Ülkeye ve geleceklerine sahip çıksınlar. Bu ülke bizimdir. Bu vatan bizimdir. Başka vatanımız yoktur. Teşekkür ederim. Başka vatanımız yok. Bayrağımıza sahip çıkalım. Vatanımıza sahip çıkalım. Varsa vatanımız başka gidelim. Yoktur. Yoktur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Oldu. Ben de size teşekkür ediyorum. Erse geldiniz. Raportaj yaptınız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın büyüklerimize, valimize, kaymakamımıza, emdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Erse sahip çıksınlar. Teşekkür ederim. Oldu. Ben de teşekkür ediyorum. Oldu. İyi günler. Oldu. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Geldiniz. Bizi dinlediniz. Allah sizden razı olsun. Oldu. Sağ olun. Ben Gölazı Mahallesi Muhtarı Şahabettin Uzun. Biraz mahallenizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Mahallemiz merkeze yakın bir mahalledir. 4 kilometre falan. Yerli mahallelerden birisidir. Siyaset olmasın diye siyasete kalk. Çok. O mahallenin temelini benim dedem atmış. Evet. Kaleden gelmeyiz oraya. Evet. 4 dedem Erdiş doğumlu. Evet. Ötesini tabii ki sayamıyorum. Mahallemiz merkezi bir mahalledir. Geçim bakımından güzel bir mahalledir. Mahallemizin sorunları geçim kaynağı nedir? Çiftçilik üzeri. Çiftçilik zaten. Ne üretiyorsunuz? Efendim? Ne üretiyorsunuz? Patates, lahana, hububat, yonca, işte şu gibi işler. Sebze. Evet. Ürünlerinden. Evet. Allah razı olsun, sağ olsun. Sayın Kaymakamımız Mehmet Nuri Bey onunla çok teşekkür ederim. Tarihlerden beri yapılmamış mahallemize güzel bir gelenek getirdi. Güzel bir çalışmalar yaptı. Nedir o gelenek? Asfalt çalışmaları, parike taşıma çalışmaları. Mahallemizin güzel bir çalışmaları var. Sakindir, yerli mahallelerdir. Tabii ki hepsi de yerlidir. Yanlış anlaşılmasın. Ben siyaset yönünden demiyorum. Evet. Siyaset yönünden demiyorum. Bizim Erdiş'imiz güzel bir memlekettir. Evet. Sahip çıkması gerekir. Şimdiye kadar bütün memleketlerden hep standart olarak, sakin olarak bir mahallede, bir kazadır. Bunun il olmasını istiyoruz. İl olmasın, evet. Van'dan ayrılmasını istiyoruz. Şimdi ise biz Van'a bağlı kalıyoruz. Şikayetçiyiz tabii. Şikayetçiyiz. Çünkü neden? Van kendisine göre alıyor. Evet. Geri kalanının %1'ini bize gönderiyor. Evet. Onun için il olup hepsini bize alalım diyor. İl olursa bizim de memleketimiz kalkınır diyor. Tabii ki kalkınır. Evet. Tabii ki daha ileri gider. Evet. Fabrikası yapılır. Evet. Gençlerimiz hep boş. Evet. Ortalıkta hep boş. Eğer batıya giden varsa var. Evet. Yoksa hep boş. Şu gençler hepsi boş. Evet. İki tane fabrika olursa evet. Bunlar da çalışır. Evet. Daha güzel olur, daha iyi olur. Herkes geçim sağlığı geçimini sağlayabilir. Evet. Bu yönden biz Van'dan bile şikayetçi oluruz. Bizi Van'dan ayırsalar yeyi. Evet. Memnun kalırız. Allah kaymakamımızdan, cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Evet. Çok teşekkürler ederiz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bize Uzun ailesi derler. Evet. Babamın ismi Süleyman Uzun, memleket hepsi tanır. Biz aileden gelme bir aşiretiz. Evet. Aşiret dediğim yanlış anlaşılmasın. Abiye söyleyeyim, işte bu kadar. Yani başka bir sorunumuz yok. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tanıtabilir misiniz?
Ben Mustafa Yaşar, Sabah Mükemm Alem Muhtarıyım. Ayrıca da Erciş Muhtarlar Dernek Başkanıyım. 25 kilometre merkez köyümüzün arasında 25 kilometre var. Şimdi Muhtarlar Dernek Başkanı da olduğunuza göre. Evet. Van'ın genel Erciş'in genel olarak köyleriyle ilgili, muhtarlarla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Vallahi biz her şeyi de yapıyoruz. Evet. Yani yol olsun, içme suları olsun, parke taşı olsun, asfalt olsun, sağ olsun bizim kaymakamımız yani elinden geleni kadar her şeyi de yapıyor. Muhtarların konularını? Evet, konularını, dertlerini gerekirse kaymakam beye, gerekirse vali beye, gerekirse Ankara'ya taşıyoruz. Herkesin derdine koşuyoruz, herkese yardımcı oluyoruz. Bizim büyüklerimiz de aynı, valimiz olsun, kaymakamımız olsun. Gerçekten bize çok destek veriyorlar. Yani her biz ne isterse yapıyorlar, yapıyorlar da. Mesela bu sene 35-40 tane köyümüzün parke taşları yaptık. Kaş köyünde yollarını asfaltladık. Erciş'in gelenine bakarsan, Erciş'te gerçekten şimdi ben Erciş'in coğrafyası çok büyük bir coğrafyadır. Çok 180 nüfuslu bir ilçemiz var. Biz mesela 2 sene önce, 3 sene önce biz çarşıda gezemiyorduk. Bir ayakkabı giyemiyorduk. Bir pantolon giyemiyorduk. Toz dumandan çamurda yürüyemiyorduk. Şimdi sağ olsun bizim bu kaymakamımızın sayesinde Erciş'in hiçbir sokakında, hiçbir mahallesinde asfaltsız yerimiz kalmamış. Vali Bey'le kaymakamımız sayesinde. Siz Erciş'in geneli için, kültürü için, geleneği için, evet, geleneğimiz, güzellikleri için ne söylemek istersiniz? Vallahi Erciş'in güzellikleri, kültürleri, çok güzel kültürlerimiz var. Mesela İnci Kefalimiz var. Evet. Selvi ile Emrah ile Selvi. Aşık Emrah ve Selvi. Evet, Aşık Emrah ile Selvi'nin şeyleri var. Mesela şehirleri, anıları var burada. Şehirleri var. Evet. Selçelebağında Selçuklu mezarlıklarımız var. Evet. Ondan sonra yani çok güzel gelenek, göreneklerimiz çok var yani. Evet. Evet. Ve bunlarda da yani biz çok destek alıyoruz. Ne olsa devlete. Yani gelene göreklerimiz de çok bakımlı ve çok bize destek çıkanlar, valimiz, kaymakamımız, her şey bize destek alıyor. Biz de gelenimizi yapıyoruz. Kaç yıldır muhtarlık yapıyorsunuz? İki dönemdir yapıyorum. Peki bu görevi, muhtarlık görevi sırasında hatırladığınız böyle güzel, ilginç bir anınız var mı? Vallahi... mahallenizde ya da çevrenizde yaşadığınız... Evet, var. Mesela ben 25 kilometrede ben köyün yolunu sıfır asfalt yaptım. Evet. Köylüler benim önüme geliyorlardı. Bu sen niye bu asfaltı yapıyorsun? Ben diyorum ki bu asfalt yani köye yapıyorum artık. Size hizmet olarak getiriyorum. Bazenleri istemiyordu. Gelip önüme kesiyorlardı. Sen bu asfaltı ne diye yapıyorsun? Şimdi de mesela asfalttan gidip geliyorlar. Herkes çok memnun, çok dua ediyorlar. Evet. Ya biz niye öyle senin önüne geliyorduk? Sen bu hizmeti köye getiriyorduk, biz niye senin önüne çıkıyorduk? Evet. Hani benim arazime girmiş, benim suyuma girmiş. Ben de diyordum ki sizin aranız daha kıymetli olur. Evet. Bir yol, bir asfalt, bir park nereye girerse orası daha güzelleşiyor. Evet. Daha güzel bir Türkiye yani şey için görünümü daha güzel oluyor. Öyle bir anılarımız oldu. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Yüksek konağım.
Teşekkür ederiz öncelikle bize bu imkanı tanıdığınız için. Ben 100. Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Erden Kişi. Yaklaşık 11 yıldır Erciş'teyim. Lisans eğitimi vermek üzere fakültemizde 100 küsür öğrenciye eğitim vermekteyiz. Erciş'imiz önemli bir coğrafya, güzel bir coğrafya. 11 yıla yakın bir süredir burada bulunmaktayız ve bulunmaktan da çok mutluyuz. Erciş'imiz sizlerin de bildiği gibi gerek kültürel, gerek sosyolojik olarak, gerek ekonomik olarak önemli bir coğrafya. Özellikle nüfusuyla ülkemizin 17 ilinden neredeyse daha fazla bir nüfusa sahip ve bir çekim merkezi olan bir şehirde yaşıyoruz. İbn Haldun'un belirttiği gibi coğrafya kaderdir. Hakikaten bu önemli bir tespit. Ama biz Erciş'in bölgedeki ilçelere de hizmet veriyor. Tabii ki. Bütün bölgesel bölgelere de hizmet veren bir merkez. Biz Erciş'in güzel bir kader olduğunu düşünüyoruz ve Erciş'te olmaktan mutluyuz. Önemli bir coğrafya, önemli bir kültür, bir tarihi başkent, bildiğiniz üzere Karakoyunlu Devleti'nin başkentliğini yapmış önemli bir merkez. Öğrencilerimiz için de bizler için de önemli bir imkan sunmakta Erciş'imiz. Ülkemizin birçok yerinden öğrenci potansiyeline sahibiz. Dünyanın da birçok ülkesinden öğrencilerimiz var. Mısır'dan, Suriye coğrafyasından, Filistin coğrafyasından öğrencilerimiz bulunmakta. Erciş'imizin çok önünün açık olduğunu, özellikle kültür yönüyle, özellikle gelişebilmeye uygun coğrafik yapısı ve sanayi yapısıyla önemli bir merkez olduğunu düşünüyoruz. Biz Erciş'te çok fazla bir böyle ilçe havası değil, bir il havası seziyoruz. Bu nedenle de Erciş'te yaşamaktan çok mutluyuz. Öğrencilerimizi de çevreden gelmeyi düşünen vatandaşlarımızın da Erciş için önemli bir merkez olduğunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Yani Erciş'teki ekonomik hayatla ilgili biraz detay verebilir misin? Erciş'imizdeki ekonomik hayat bildiğiniz üzere tarım ve hayvancılık yönüyle önemli bir merkez. Aynı zamanda gelişebilecek bir turizm potansiyeli var. Tabii bu konuda da ciddi çalışmalar var. İlerleyen dönemlerde Erciş'in gerek nüfusuyla, gerek sanayisiyle, gerek tarım imkanlarıyla daha önemli bir coğrafya olacağını düşünüyoruz. Bölgede çevresindeki ilçelere de hizmet veriyor Erciş. Tabii ki. Dolayısıyla Erciş nüfusunu bu nasıl etkiliyor? Erciş'teki nüfus yapısı. Erciş'teki nüfus sayısı bildiğiniz üzere 300 bine yakın bir toplam nüfusu var, kent nüfusuyla kırsal nüfusu topladığınızda. Ve Erciş'in ekonomik potansiyeli bu nedenle bir sanayi şehrine olmaya doğru, sanayi şehri olmaya doğru da ilerliyor. Bildiğiniz üzere son dönemde Erciş'te bir organize sanayi bölgesi yapılıyor. Bu da şehrin ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ki bu yönleri nedeniyle de Erciş tarihin her döneminde bir kültür merkezi ve bir çekim merkezi olmuştur ve tarihin her döneminde Van Gölü'nün o çekici cazibesi insanları Erciş coğrafyasına çekmeye yetmiştir. Bugün de yine o coğrafik özellikleri, sahil bandı ve organize sanayi bölgesi, gelişen tarım ve ticaret potansiyeliyle önemli bir merkez olma konumundadır. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhabalar, işletme 3. sınıf öğrencisiyim. Kayseri'den katılıyorum, yani geldim. İsmim Safa, soyismim Tapan. Yani buraya gelme sebebim DGS ile geçiş yaptım, geldim buraya. 2 yıl Yozgat'ta tamamladım. Sağlık bölümünü, sağlık kurumlar işletmeciliğini tamamladım. Burada da 4 yıl işletmeyi tamamlamaya bakıyoruz. Erciş'e gelmezden önce, Erciş çıktığında okul olarak, yerleştirme olarak, zihninizdeki Erciş, çevrenizin anlattığı Erciş'te geldiğinizde gördüğünüz, bulduğunuz, yaşadığınız Erciş arasında ne fark var? Bunları anlatabilir misiniz? Yani Erciş'e gelmeden önce düşündüğüm, araştırdığım, hani böyle geniş çaplı olmasa da sorduğum, soruşturduğumda küçük bir memleket zannediyordum. Zaten Yozgat'tan geldim. Yozgat da böyle büyük bir şehir değil Yozgat açıkçası. Ki Yozgat'la mesela Erciş'i kıyasladığımda şahsen Erciş'i bir kat daha Yozgat'tan üstün görüyorum. Bazında öğrencilere pek bir şey tanınmasa da burada bir sahili var. Öğrencilerin gezip görebileceği yerler var. Mesela buralarda köylerde gezilebilecek yerler var, tarihi yerler var. Yani bir İç Anadolu'ya göre gelinebilecek bir yer. Yani ben memnun kaldım şahsı adıma. Öğrencilere mesajınız nedir Erciş'le ilgili? Yani öğrencilere mesajım, yani gelip görmelerini tavsiye ederim. Yalnız hani bir öğrenciye bakılırsa böyle pek de sosyal bir aktivite yok burada. Gezip görebileceğimiz, yani bir takılabileceğimiz bir sosyal aktivitemiz yok. Kafeler olsun misal.
Yani budur. Ben mesela şahsım adıma konuşayım. Sosyal aktivite olarak spor salonlarına falan gidebiliyorum. Bu kadar diyebilirim. Sosyal aktiviteleri? Yani çok düşük. Tabii ki de istiyoruz. Yani bu bence Erciş halkına da yapılmalı. Tek bizim için değil, öğrenciler için değil. Burada da genç halkı, nüfusu fazla. Yani bu, ben bazı röportajları da okudum, gördüm, izledim. Hepsinin aynı şikayetleri var. Sadece en büyük şikayet bir sosyal aktivite. Yani sosyal aktivitenin olması avantajdır benim için. Erciş'lerle ilişkiniz açısından ne söylemek istersiniz? Ya bence çok sıcakkanlılar. Dışarıdan geldiğim, yani herkes bana yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum herkese. Öncelikle esnaflar olsun, diğer insanlar olsun, bir araştırmam olsun. Çok sıcakkanlılar, soğukkanlı değiller herkes, yani iyiler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz de sağ olun. Hocam kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet, öncelikle teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben Van 100. Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi İktisat Bölümü araştırma görevlisiyim. 3 yıldan beri Erciş'te ikamet ediyorum. Normal kaydımız tabii 2011 yılında yapıldı. O dönemde tabii deprem döneminde tam geldik biz Erciş'e. Evet. Tabii gelmeden önce biz araştırdık Erciş'i. Gerek forumlarda gerek internet sitelerinde olsun. Giden insanlar, özellikle memur ve öğretmen kesimi, Erciş hakkında güzel şeyler söylüyordu. Tabii deprem dönemiyle olduğu için biraz daha bu olumsuzluklar da oldu. Biz o dönemde geldik. Tabii o dönemden itibaren baktığım zaman, yani karşılaştırma yapabiliyorum. Erciş'te büyük bir gelişme var. Yani gelişme olmadığını söylemek haksızlık olur. Özellikle sosyal anlamda, ekonomik anlamda ve insani ilişkiler anlamında. Yani ben oraya ilk geldiğimde tabii İstanbul'dan gelen bir kişi olarak, benim burada kimsemiz yoktu, yabancıydık. Ama insanları çok yardımsever. Yani ne sorsak yardımcı oldular, bize yol gösterdiler. Hocalarımız olsun, fakültemiz olsun, esnaf olsun. Yani Erciş halkı gerçekten yardımsever bir halk. Ve o dönemden itibaren de, yani deprem döneminden itibaren de tabii göç oldu. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da yoğun bir nüfus var. Van ve Erciş nüfusu. Evet. Tabii burada hala göç oluyor, ancak bu göçte bir azalma olduğunda farkındayız. Yani insani olarak. Özellikle Hakkari tarafından Erciş ve Van'a yoğun bir göç var. Zaman zaman Erciş'ten de büyük şehirlere doğru bir göç oluyor. Tabii bildiğiniz gibi hocamız da belirtti, büyük bir tarihi potansiyel var. Büyük bir turizm, evet, potansiyeli var aslında. Van Gölü Havzası'nda olduğumuz için ve sahil kesimi özellikle, buraya gelen, dışarıdan gelen insanları bir cazibe unsuru oluşturuyor. Sahil olması, Van Gölü, evet, olması, Van Denizi olması. Büyük bir, yani tarihi bir miras. Onu söyleyebilirim. İstanbul'dan gelmiş birisi, evet, olarak, gelen birisi olarak, Erciş'i hem şehir olarak hem toplum olarak potansiyelini de değerlendirdiğimizde ne önerirsiniz? Evet. Potansiyelini artırması ve gelişmesi için. Evet. Şimdi biz Erciş İşletme Fakültesi olarak da bu alanda bir çalışma yapıyoruz şu anda. Bir rapor hazırlıyoruz. Yani Erciş'in gelişimine yönelik, potansiyeline yönelik neler yapılabilir anlamında. Benim gördüğüm kadarıyla Erciş, bu bir potansiyel var, evet evet, ama bu potansiyeli nasıl geliştirebiliriz? Bunun en önemli yollarından bir tanesi belki buraya yatırımı çekme noktasında bir adım atılabilir. Onu nasıl yapabiliriz? İşte buradaki insani unsurları, beşeri unsurları harekete geçirmemiz lazım. Ne yapılacak? İşte biz mesela fakülte olarak işte Van Ticaret ve Sanayi Odası'yla veya diğer meslek örgütleriyle bir iletişim halinde, bir yardımlaşma halinde bir rapor hazırlayacağız. Ve bunun eksikleri nelerdir? Erciş nasıl daha da gelişebilir? İl olma potansiyeli nedir? Bu konuda neler yapılabilir anlamında? Yani gelişme potansiyeline yönelik incelemeler, araştırmalar yapmamız şu anda çalışma halindeyiz. Onunla tekrar raporlaştırdığımız halinde inşallah size de tekrar bir röportaj veririz. Neler gördük, neler anlattık. Özellikle halkın bu konudaki görüşleri nelerdir? Yani ben şunu inanıyorum, bir şehrin gelişiminde insani potansiyel çok önemli. Halk, burada Erciş halkı buranın il olması noktasında çok büyük bir istek halinde, heves halinde. Dolayısıyla bu itici güçle beraber burayı bir il yapma noktasında veya daha da gelişimine katkı yapma noktasında çok önemli bir değer olarak görüyorum. Bakın özellikle hastanemiz, bölge, çevre ilçelerden buraya hastaneye gelenler var. Yani hastanenin yapılması bile burada bir canlılık oluşturdu. Evet. İşte bizim fakültemizdeki eğitim öğretim faaliyetleri, hocamızın dediği gibi yurt dışından gelen öğrencilerimiz var. Filistin'den, Suriye'den gelen öğrencilerimiz var. Mısır'dan gelen öğrencimiz var bu sene.
Dolayısıyla burası bir cazibe merkezi olmaya başlıyor yavaş yavaş. Bu potansiyeli okay. harekete geçeceğiz. Tabii bunun için dediğim gibi meslek örgütlerinin işbirliği ve koordinasyonu çok önemli. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar. Benim adım Nasir El Umar. Suriyeliyim. Burada Erciş Fakültesi'nde işletme bölümü okuyorum. 3 yıldır buradayım. Erciş'e gelmezden önce Erciş'le ilgili bir bilgiye sahip miydiniz? Yok, pek araştırmadım. Buraya gelince hocalarla tanıştım. Yurttaki hocalarla tanıştım. Çok yardımcı oldular. Teşekkür ederim onlara. Şehri nasıl buldunuz Erciş'i? Güzel bir yerde. Sakin ve huzurlu bir yerdir. Çok memnunum burada oturmaktan. Okumaktan da çok memnunum. Yani Suriye'de yaşadığınız yerle Erciş'i kıyaslarsanız kulturlar birbirine benziyor. Evet. Nasıl bir şey diyeyim? İnsanlar da çok sıcak bir insanlardı burada. Çok yardımcı oldular. Evet. Esnaflarda tanıştım. Birkaç tane arkadaşım var burada. Evet. Çok iyi davranıyorlar bizimle. Peki fakülteyi bitirdiğinizde hedefiniz nedir? Suriye'ye gitmek. Orada iş deneyimi devam etmek istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Eyvallah. Başında durma kulak sen ol ben kulağım kulağım kulağı dolandırma bana vermeni sevdiğime boy dilerim dilerim alacaksan al verir kulak sen ol ben kulağım kulağım arkanda dolandırma bana vermeni sevdiğime boy dilerim dilerim Van'da yemekleriyle herkesin damak tadını anlata bitiremediği Leyla'nın mutfağındayız. Burada yemekleri sizinle paylaşacağız. Leyla Hanım bize yemekleri nasıl yaptığını anlatacak. Güzel bir mekan, yeşillik, bahçesiyle, menüsüyle, hizmetiyle, güler yüzüyle müşterilerine hizmet ediyor. Erciş'e gelenlere hizmet ediyor. Dediler yar evlenmiş kulak sen ol ben kulağım kulağım kendi kendimi vurdum bana vermeni sevdiğime boy dilerim dilerim Thank you.
beğenmez. Olursa zengin olsun, fakir ile evlenmez. Taraf başına değmez, insani hiç beğenmez. Olursa zengin olsun. Leyla'nın yemek dünyasına geldik. Gerçekten harika bir ortam. Yeşilliklerin içerisinde, bahçede, güzel servisleri, lezzetleriyle müşterilerine hizmet vermeye çalışıyorlar. Ama menüye baktım, menüde adeta Anadolu karması gibi. Mantı var, içli köfte var, Edirne yaprak ciğer var, Trakya'ya uzanmışlar. Karnıyarık var, testi kebabı, yaprak sarma var. Yaprak sarma sanıyorum Erciş üzümünün yaprağıyladır. Biraz sonra dinleyeceğiz, tariflerini alacağız. Sulu köfte, keşkek. Keşkek Orta Anadolu Ege yöresinin yemeği. Ama Erciş'te var. Kuru fasulye, fırında tavuk, kilis tava. Ali Nazik de Gaziantep yöresinin yemeği diye ben biliyorum. Kuzu tepsi, saç kavurma gibi. Erzincan çorbası var, mercimek, tarhana, pirinç pilavı, bulgur. Böyle menüyü saymış olduk. Cacık, ayran, şalgam. Şalgam da Adana, Akdeniz mutfağının içeceği. Su ve diğer içecekler. Baklava, sütlaç, revani gibi. Menü bir hayli kalabalık. Şimdi hemen işletmenin sahibi, işte bu güzel sofranın hazırlayıcısı. Bunun burada yaklaşık bir 6 yıl önce başlamış. Az sonra kendisine hikayesini dinleyeceğiz. Bu mekanın sahibi Leyla Hanım'a dönmek istiyorum. Leyla Hanım, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben Leyla Kereç, Erdişliyim. Burada yaşıyorum. İşte güzel yemekler yapar. Her söylerdi ailem güzel yapıyorsun diye, değerlendir diye. Ben de işte ailem desteğiyle bahçemiz de uygundu. O yüzden başladık. Yemek yapmaya başladım. Sağ olsunlar, gelen giden oluyor. Yani öyle devam ediyoruz. Şimdi 6 yıl önce başladınız. Evet, 6 yıl oldu. Nasıl başladınız? Yani 6 yıl önce aile teşvik etti ama. Aynen. Herhangi bir projeye destek oldu mu? Yok, hayır, hiç mı? Kendi imkanlarımızla. Hiç destek bir yerden almadım. Şimdi hazırladığınız sofradaki menülerden, evet, yemeklerden başlayalım. Evet. Çorba sanıyorum. Evet, çorba. Evet. Şey dedi, erişte içinde var. Parça etler var içinde, yoğurtlu, sarımsak. Öyle bir çorbamız. Menüdeki ismi nedir bunun? Yani Erzincan çorbası. Erzincan çorbası. Evet, evet, diye geçiyor. Şöyle devam edelim. Şu nedir? O havuç mezesi. Havuç mezesi. Havuç, evet. İçinde ne var? Nasıl İçinde yapıyor? Havuç var, şey var, yoğurt var ve mayonez. Mayonez var. Evet, onlar var. Şöyle devam edelim isterseniz oradan. Edirne yaprak ciğeri, evet. Edirne yaprak ciğeri. Evet. Et, ne et kullanıyorsunuz? Şey, dana şey, ciğer. Evet, et diye ciğer. Ciğer. Evet. Ha, ciğer. Ciğer, evet. O. Yanında şey, bulgur pilavı var. Bulgur pilavı, evet, var. Yanında, evet, biberi var. Evet. O şey, salata bildiğiniz, evet, marul salatası. Evet. Peki içli köfte. İçli köfte. Bunu nasıl yapıyorsunuz? İçli köfte de bulgur, irmik, ondan sonra biber salçası, domates salçası, içinde de kıyma var ve şey var, ceviz var. Hemen mantıya benziyor. Mantı. Böyle, evet, ha, mantı. Nasıl, içli mi, içsiz mi? Nasıl İçine şey var, kıyma var. Hazır mı, kendim? Yok, hayır, kendim yapıyorum. Evet, kendim yapıyorum. Evet. Kendi, hiç dışarıdan bir şey gelmiyor, kendim yapıyorum. Evet, evet, kendim yapıyorum. Hazırlanışı nasıl? Onu hazırlanışı var, hamurunu yapıyorsun önce, ondan sonra kıyması, soğan, biberi, evet, toz biber, pul biber, evet, onun da yapıyoruz. Evet. Sonra geldik, sarma, yaprak, evet, sarması. Yaprak sarma, evet, evet. Erciş yaprağı mı, evet. Erciş üzümünün, evet, yaprağı, evet, evet. Erciş üzümünün yaprağının diğer özelliği, o daha ince, diğer, daha güzel, evet. Diğer yapraklarla aradaki fark. Fark daha güzel ve şey, eşkili böyle. Evet. Yaprak, üzümler zaten kendisi de eşkili, evet, ama yapraklar da öyle. Evet. O yüzden buranın yaprağıyla yapıyoruz. O daha güzel. Salamur mu taze? Evet, salamur. 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 Şu an salamur. Evet. İlkbaharın taze yapıyor, şu an salamur. Evet. Evet. Onun yanında hemen bir tabağımız daha var. Evet. O da domates ezmesi. Domates, biber, erdiş domatesi. Evet, biber. Buranın erdiş domatesiyle, evet, yapılmış. Buranın domatesiyle. Tatlıyı en, evet, son ayırdık. Evet. Ev baklavası. Ev baklavası. Kendimiz açıyoruz. Evet. Cevizli mi? Evet, cevizli. Onu da kendimiz açıyoruz. Glikoz kullanmıyorsunuz. Yok, hayır, hiçbir şey. Hepsi doğal. Aynen. Aynen. Evet. Hiçbir, evet, şey kullanmıyoruz.
Nişastayla ve hamur kendimiz yapıp böyle açıyoruz. Kardeşiniz de yardımcı. Evet. Kardeşinize çağıralım mı? Tabii ki. Gelsin. Evet. Aha. Buyurun. O da bana siz... tatlı şeyleri o yapıyor. Evet. Siz, alalım. O da gelsin. Tamam. Şöyle isterseniz. Şöyle buyurun. Siz de bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhaba. Ben Şekibe Keleş. Ben ablama şu anda yardım ediyorum. Daha önce ben işim vardı, atölyem vardı çinicilik üzerine. Ablam hani yalnız bırakmak istemedim. Ona şu anda yardım ediyorum. Tatlısını işte hani ne gerekiyorsa artık oraya geçtim. Birlikte yapıyoruz inşallah da hani devam edeceğiz yani. İnşallah abla kardeş. Aynen. Şu anda işimiz. Bayan işletmeci olarak. Evet. Erciş'te herhangi bir sıkıntı sorunu karşılaştınız yoksa pozitif ayrımcılık mı? Hayır. Bizim için hiçbir daha çok destek aldık, daha çok tebrikler aldık. Yani bütün bayanların bence bir yerden başlamaları lazım. Hani ilk önce aile desteği. Biz hani hiç COSGAP'tir, şudur budur girişmedik, yapmadık. Kendi çabamızla. İlk önce bir ön tarafını zaten gördünüz. Orayı yaptık sonra zamanla böyle evimizi de hatta böyle bazen. Evinizi iş yerine katmışsınız. Aynen kattık. İkimiz babamız böyle yaşıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben bu çalışmaya başladıktan sonra mutlaka sıkıntılı zamanlarımız da olmuştur. Çok, evet. Ama unutamadığınız anılar, hatıralar da olmuştur. Hani hatırladığınızda belki bir sıkıntıdan kurtuluşun anısı olabilir. Yani sizi tebessüm ettiren hem anınızı varsa anlatmanızı isteyeceğim. Hem de vallahi çok anılar çok şu anda aklıma gelmiyor ama vardır evet, mutlak. Veya müşterilerle yaşadığınız bir anınız olabilir, bir iltifat olabilir, yemeklerinizle ilgili yemeklerinizle ilgili övgüler olabilir veya ağırladığınız gruplarla ilgili olabilir. Evet. İlk açtığımda çok kötü yani elim şey böyle daha yeni yedim bir şey yapmadım size bir gün şey olmuştu yemeğim az gitmişti çok kötü olmuştum o zaman. Onu ben de yemeği yetmedi. Evet yetmemişti az gelmişti onlar da biraz sıkıntı olmuştu ben de şey, Ramazan'dı oruçluydum. Mahcup olmuştu bu bende. Aynen. Dağcım evet. Yeniydik daha o zaman biraz bende şey kaldı. Daha önce hiç çalışmadım mesela ablam evdeydi. Hani sürekli misafirler de çok gelip gidince böyle dedik hani madem misafirler de çok oluyor bu işi ticarete çevirelim dedik. O yüzden yani ilk önce tabii acemilik vardı. Ama şimdi değil artık. İyi şimdi. Yani ne kadar yemek pişirirsek kaç kişiye yetebilir diye şimdi artık aynen ölçüsünü biliyorum. O zaman bilmemiştim. Biraz ben de şey oldu. Oradan çok kötü olmuştum. Evet. Ben de anı kalmıştı. Kaç kişi çalışıyor işletmede? Şu anda 6 kişiyiz. 6 kişi evet. Çalışıyor. Ben kardeşim bir de 4 tane de çalışanım var. Yani ev yemekleri yapıyorsun. Evet, evet. Yöresel değil. Evet, yöresel Türkiye, değil. Türkiye hayır. Anadolu aynen, karması aynen. Ama aynen. Ev yemekleri evet. Evde yapıyorsunuz. Aynen. Evet. Hepsi kendimiz yapıyoruz. Tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Bizi konuk ettiniz. Sağ olun. Zaman ayırdınız, yemeklerinizi anlattınız. İnşallah siz de memnun kalırsınız. İnşallah, inşallah diğer girişimcilik niyeti olan bayanlara, gençlere, yani. Bayanlara örnek olur inşallah. İnşallah. Yani, siz de tecrübelerinizi paylaşırsınız. Çekilmeden, inşallah. Evet. Aynen. Yapsınlar. Evet. Bence yapsınlar. Yani. Siz el sanatları... Çinicilik evet. Ben hani bir 6 yıl falan atölyem vardı. Daha çok devlet kurumlarına protokol hediyesi olarak yapıyordum. Evet. Festival ve balık evet. Bandına falan evet. Stand açıyordum. Evet. Şimdi yoğun olunca boş zamanımda yine hani devam gidiyorum, devam ediyorum. Ama daha çok lokantadayım. Yemek yapmayı seviyorum. Hani tatlı, pasta çeşitlerini. Yani arada. Onu daha çok seviyorum ama. Burada Erciş'te çok fazla böyle şey olmadı. Hani tutulmadı. Çiniciliği. Hani anlamayan var. İlk defa doğuda hani yoktu. Hiç yoktu. Ben açtığımda çoğu insan bilmiyordu hani. Sağ olsun daha önceki Kaymakam Bey, Vali Bey onlar da hani desteğiyle yani
tanıttılar yani. Şimdi demek ki Çiniciliğin veya buna benzer tarihten, geçmişten bugüne kesinlikle gelen sanatların yaşayabilmesi için Erciş'e, Erciş dışından misafirlerin çok gelmesi çok lazım. Çok geldi yani ve şu anda halk eğitimde bizim kurs artık veriyorlar. Bu insan, bayanlar falan çok istedi, çok merak ettiler. Onu da şimdi toplu merkezinde falan bayanlara hizmet veriliyor yani. Öyle. Ama ben şu anda lokantadan hariç başka bir şey yapmak istiyorum. Mesela daha farklı vardı fikirlerim ve pandemiden dolayı birazcık artık ileriki zamanlara inşallah olur yani. Ne düşünüyorsun? Ben hiçbir şeyden hani korkmuyorum. Daha çok yapalım, edeyim gibisinden. Hani çok böyle ne diyeyim, korkmuyorum. Abla mesela olur mu olmaz mı der ama hayır, yapalım. Mesela burayı büyütmeye falan ablam yok olmaz yapmayalım falan, hayır yapalım. İyi ki de yaptık yani. Peki siz yaptınız, siz yapmayalım dediniz, pişman oldunuz mu? Yok, hayır olmadı. Pişman olmadı. Yani bir de pandemiden dolayı bir de işte olur mu çıkıntı yani, çektik yani. Bu pandemiden dolayı bayağı çıktı, çektik. Çekiyoruz yani, hala. Yani daha da var, geçmedi daha. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Mekan güzel, ortam teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yemekler güzel, lezzetli. Teşekkür i̇nşallah ederim. Rabbim size hayırlı işler versin. Amin. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hem sizin işiniz artsın, hem sizin gibi iş yapanların sayısı artsın. Amin. İnşallah. Amin. İnşallah. 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 Herkes emek veren, herkese Rabbim emeğini boşa vermesin. Amin. Sizin de ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz geldiğiniz için buraya kadar. Kulak başında durma, kulak sen ol ben kulağım. Kulağı bulandırma, bana beni sevdiğime koy dilerim dilerim. Alacaksan al beni, kulağı sen ol ben kulağım. Erciş'te kentsel dönüşüm meydanındayız. Hemen caminin yanındayız. Bu meydanın içerisinde farklı kahvehaneler var. Erciş'liler de sonbaharın son günlerini, sonbaharın keyfini çıkarmaya çalışıyorlar. Yazdan kalma son günler. İklim güzel, hava güzel. Kahvelerde çay sohbetlerini devam ettiriyorlar. Biz de bu çay sohbetlerine konuk olduk. Şimdi yanımızda Erciş'te şiiriyle tanınan, şiir okuyacak Erciş'li Emrah'tan söz edecek. Onun eserlerinden bizimle paylaşacak arkadaşlar var. Öncelikle ben kendilerini tanımak istiyorum. Kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben 1944'te Erciş'in Örena köyünde, o zaman köydü, dünyaya geldim. Mesleğimiz önce çiftçilikle başladı. Sonra asker olduk. Askerde şoför oldum. Şoförlükten sonra geldim burada. Ehliyet aldım. 30 sene şehirler arası otobüsçülükle şeyim geçti. Tabii bu arada şehirle de uğraşıyordum. Bize aşıklık aslında beş babadan devam edip geliyor. Erciş'te aşık olarak namınızda, isminizde ne derler size? Aşık Araman. Başka mahlas kullanmadım. Evet. Onun için 600'ün üzerinde eserim vardır bugün. Evet. Saz çalarım, türkü söylerim. İşte böyle. Zaman böyle geçti. Peki bize şimdi hangi şiirlerinize bakacaksınız? Şimdi ben size önceden bir dörtlüğümü okuyayım. Evet. Benim çok tanıdığım arkadaşlarım var, aşık arkadaşlarım. Şimdi Erzurum'dan, Kars'tan ilk aşık olan insanlar buradan Emrah rüzgarı esiyor. Onlar buraya gelirler. Buradaki o havayı teneffüs ederler. Ve gider öyle aşıklık yaparlar. Emrah'ın eserleriyle yani burada aşıklık yaparlar. Onun için burada biz sahipsiz kaldık daha doğrusu. Hani şimdi bura zaten şiirimde okuyacağım. Kültürün kütüphanesi ama bize sahip çıkan olmadı. Biz sahipsiz kaldık.
Yani insan yetiştiremedik, aşık yetiştiremedik. Onun için bir dörtlüğümde şöyle diyorum. Hatta bu dörtlüğümü Erzurumlu şey var. Rahim Sağlam. Aşıktır. Onlar program yaparlar şeyde, televizyonlarda. Bir gün benden bahsetti. Dedi ki Emrah'ın yurdunda garip kalmış bir aşıkımız, aşık kahraman. Ben de ondan esinlendim. Bir üç kıtadır fakat bir dörtlü günü okuyayım. Diyorum ki karanlık geceme doğmuyor ışık. Sevdanın yolları kalma karışık. Selvi'nin yurdunda sahipsiz aşık. Emrah sağ olsaydı ağlardı bana. Ve bir eserim var, onu size okuyayım. Bir vazifemi bitireyim. Evet, göçüp gitmiş viran kalmış hanesi. Burada güzellerin alası vardı. Buralar kültürün kütüphanesi, burada tarihin cilası vardı. Buradan akardı Murat Pınarı, destimiz dolmadı hep kaldı yari. Bu memleket aşıkların diyarı, burada Emrah'ın silası vardı. Köşklü bağda Han Emrah'ın seküsü, bozulmamış hala durur yapısı. Her çiçekten gelir selvi kokusu, burada medeniyet lalesi vardı. Burada beyler otururdu tahtında, hiç kusur etmezdi saltanatında. 300 yıldır yatar sular altında, burada Erciş'in kalesi vardı. Her gelen bir iz bıraktı bu yerde. Bir İbrahim Atilla, bir Kerem Dede. Burada aşıklar içerdi bade, burada pirlerin molası vardı. Kahraman buraya gelenler netmiş. Bir tarih başlamış, bir tarih bitmiş. Hepsi de buradan yaralı gitmiş. Burada insanların çilesi vardı. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Başka soracağınız bir şey varsa cevaplayayım. Şimdi Erciş'te aşıklıkla ilgili işte öksüz kaldık dediniz, sahipsiz kaldık. Evet. Erciş'te yeni aşıklar, şairler, ne bileyim işte çalıp söyleyenler. Şimdi yerel yönetimlerden biraz küskünlüğümüz, dargınlığımız vardır bizim. Şöyle, devrin belediye başkanlığına biz gittik. O zaman benim 5-6 tane arkadaşım daha vardı. Hepsi rahmete gitti. Allah rahmet etsin. İsimlerini söylemeyeceğim. Gittik. Bize hoşbeş etti. Dedi ki ziyaretinizin sebebi, dedik ki valla biz aşığız. Biz burada insan yetiştirmek için geldik buraya. Bize bir yer verin. Orada çalışalım dedik. Allah rahmet etsin. Dedi ki ya ben öyle bildim ki siz geldiniz benden dozer istemeye, kreter istemeye. Onun için bizi böyle yola saldı. Şimdi dargınlığımız şu, ilin belediyelerinde şey bile vardır, bando takımları bile vardır biliyorsunuz. Fakat bizde bu işe meyil veren olmadı. İster yerel yönetim olsun, isterse kamu yönetimleri. Onun için şimdi buraya aslında bir kültür binası ve oraya bir müdür gerekirdi ki buradaki yetişen insanlar gitsin de orada aşık yetiştirsin. Burada şimdi benden sonra aşık yoktur. Bitmiştir. Diyeceğim bu. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ağzınıza, yüreğinize sağ olun. Siz de sağ olun. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Ali Ortakaya, Alkanat Mahallesi'nde 1930'da dünyaya geldim. 1930'da dünyaya geldim. Bugüne kadar aşıklarla beraber gezer dolaşırdım fakat aşıklıkla bir ilgim yoktu. Onlardan aldığım şiirleri size söylüyorum. Evet. Erciş'le Emrah'ın şiirini söylüyorum. Bir gün Erciş'le Emrah gidiyor Urfa'ya. Urfa'ya. Ne oldu? Urfa'ya gidiyor veren şairi. Diyorlar ki gelin burada bir Saladin Peri isminde bir bayan var. O da aşıklıdır. Emrah'ı götürüyor oraya. Emrah'a diyor ki elim bana ver. O da elini ona verir. Onun ateşi onu yakıyor. Bu türküyü söylüyor. Bağrıma ot saldın saladın peri, bu ne ateşten cana düşüptür. 366 damarım yandı, 144'ü istihbara düşüptür. Perine düşmüşsün canım kaç ne? Ez insan kıyar mı candan dostuna? Bu hop singirlemiş sinen üstüne, gerdenden oylarım yana düşüptür.
hasret ile pişmiş ezalar şimir. Serser oldum, serde yoktur akıllar dedim gidem yere koymaz bakıllar. Dört kitabı ezber edip okullar. Benim ismim bir birine düşüptür. Serser oldum, serde yoktur akıllar. Hasret ile pişmiş ezalaşımız, hak ne yazmış size görer başımız. Emrah der ki müşkül oldu işimiz, yazık yolun bu verana düşüptür. Bir gün Emrah yine Cide Koku Hanı'ndan cellat getirip başını vurmaya. Bu şiiri söylüyor. Yine bahar oldu, coştu yüreğim. Akar boz bulanık, selli dereler. Silah derdi, vatan derdi, yar derdi. Bu dert beni iflah etmez, iflah etmez paralar. İhtibar olmazmış yüze gülene. Canım, canım kurban olsun kadir bilene. Kefin ulaşmazmış karı bilene. Belki yarın çevresine sorarlar. Belki yarın çevresine sararlar. Hasret ile pişmiş ezel aşımız, hak ne yazmış da görer başımız. Emrah der ki yazık oldu işimiz. Burada şeyler var bak cebinde, kalemler var. Nedir bu? Onları hiç onu aldım çocuklara. Ha, çocuklara. Ben dedim sen yazıyorsun, çiziyorsun. Yok, yazıp çizmem yok. He, anladım. Neydi o başı, unuttum ya. Hangisini diyecektin? Ha bu yine bahar oldu, coştu yüreğim. Akar boz bulanık selli dereler, silah derdi, vatan derdi. İflah etmez bu dert beni paralar. İhtibarı olmazmış yüce gülene, canım kurban olsun kadirin bilene. Kefin ulaşmazmış karı bilene, belki yarın çevresine sararlar. Evet. Hayal mayal oldu aşık emre halları, diyin yara gözlemesin yolları. Herkesin sevdiği yeralları koy benim sevdiğim giysin karalar. Bir de bir İran Şahı'nın türküsü var. İran Şahı'na gidiyor. Selbiyi almak için. Diz. Neydi? Hatırıma gitti vallahi. Hangisiydi? İran Şahı Hakip Ağa. İran Şahı Kaki Payan gelmişe ver kan selbimi, yavur selimi. Gece gündüz hasretine yanarım. Yan ver kan selbimi, yavur selimi. İstersen han ol, istersen paşa. Dünya Süleyman'a kalmadı aşa. Çürütme şöhretin, sen binler yaşa. Akıbet görüye, dönersin şah. Bu kadar, başka bir şey. Teşekkür ederim. Şeyden, yüreğine sağlık. Cenab-ı Allah yardımcınız olsun. Amin. Vallahi 92 yaşındayım, hatırıma gitmiş, çok bileceğim ama ne fayda. Diyeceğim o kadar. Teşekkür ederim. Kendini tanıtır mısın? Ben Erciş'in yerlisiyim. Evet. 1939 doğumluyum. Evet. Erciş'in Kışla Mahallesi'nde dünyaya gelmişim. 48 sene kasaplık işçilik yapmışım. Ondan sonra askere gitmiş gelmişim. Memlekette herkes tanır bizi. Peki şimdi geriye doğru baktığında, işte esnaflık da yapmışsın. Geriye doğru baktığında en çok hatırlayıp özlediğin şu olsaydı ya da şunlar yok, keşke öyle olsaydı dediğin en şey, nedir? Karahan'a gittim. 7 tane dana aldım, danaları kestim, soydum, bitirdim. Bir fakir adam geldi dedi, Mehmet benim bir danam var, param yok, onu da al. Murat Eden bu yüze dağ var. O dağa gittik, Menduh isminde bir adam bizi kurşunladı. Benle danaların sahibini, ben bir baktım, kimse yanımda yok. Ya bu ne olacak, ne olmayacak? Bir askeriye de sürünmek gibi süründüm. Ayağımda ayakkabılar, bir baktım çimenlerde yok Karahan'da. Geldim çıktım yola. Yola dedim ben bu danalar, bu eti götürmeyeceğim. En mühim olan şeyim bu.
çıktım yolda, ayakkabı yok ayağımda, bir dost geldi. Ya Mehmet hırdır. Dedim hır meri yok, beni Erciş'e at. Beni getirdi, eti de verecektim Patnos Tugay'ına. İkram vardı, müteahhiti top atmıştı, biz veriyorduk. Neyse, niye ya hır ola dedim, valla bu kadar bir ufak boylu bizi kurşun karşına verdi. Et sahipleri beni bıraktı kaçtı. Ben de süründüm. Ayakkabı yok, bir şey yok. Beni at Erciş'e. Neyse geldik Erciş'e. Sabahın kalktım geldim. Osman'ın kahvesi vardı. Kahvede oturuyoruz dedim. Ben kalacağım. Bu adamı o köyü şikayet edeceğim. Esat Yağar'a. Esat Yağar da onların ağası. Vaktim bu kadar bir ufak boylu adam. Selamun aleyküm, aleyküm selam demedim. Dedim ben sizin selamınızı almam. Ya ne olmuş dedim, ben sizin selamınızı almam, seni ne tanıyorum, ne bileyim. Dedi vallahi dün o dağdaki adam bendim. Eğer senin olmasaydın, seni tanıdım meydanda, 4-5 gün önce sana erkek koyun keçi verdim. Paran kalmış mı? Yok. O adam benim düşmanım, nasıl getirdin o dağ? O dağlar, ben oranın kralıyım. Askeriye bile bana karışmıyor. Dedi cebinden bir Kur'an-ı Kerim çıkarttı. Bu Kur'an, sen o eti getirseydin, şey etseydin, ben seni de belki vurardım. Bir rüzgar çıktı Allah'ın emrinden. O rüzgar eti öyle etti, haşa haşa, puh gibi etti, kimse de olmadı. Onun için gelmişim. Şimdi bu sene ayakkabıların çıkarttı, çayı kedinin arasından verdi. Zararı neyse vereceğim dedi. Allah Allah. Ya baktım, bu kadar bir boylu bir adam, zararı neyse... Dedim ya geç git, ben seni geldim Esat Yağar'a şikayet dedim. Ya dedi Esat Yağar'a şikayet etme beni. Zararın neyse veririm. Dedim ya sen böyle bir erkeksin, git Allah rızası için seni affettim. Başka ne diyeyim? Teşekkür ederim. Bir şey değil. Başka şeylerimiz de var, siyasi şeylerimiz de var. Ünlünün zamanında bizi alıp getirip hayvanlarımızdan baş parası için, anladın, baş parası yoktu. Babamı beni attılar nezarete, nezaret buradaydı. Ünlünün zamanında. Baş parası yoktu, ağaç, susuz. Baş parası. İnek, hayvan baş parası, adam baş parası alındı. Her insan için para alırlardı. Alırlardı, anladın, ekmek yok. 10 kişi bir tender evinde otururduk. Arkadaşlar, belki Şevket bilir. Anladın. Biz bunları hep yaşadık. Deprem oldu 1941'de. Tamam, dediler kıtlık olduk. Depreme kıtlık dediler. Ekmek bulamadık. Ana dedim, bu nedir? Bir tokat vurdum an. Dedi, gözün kurdur, kelledir. Ama it kellesi, eşek kellesi. Neyse bilmiyorum. Bu nedir? Bağırsak dedi. Bir tokat onlaymış. Hiç unutmam bunları. Ana dedim, babam şimdi gelir söylerim. Söyle dedi. Biz bu açlığı, bu susuzluğu, bu şeyleri yaşamışız. Bugüne şükür diyorsunuz. Yüz binlerce şükür. Evet. Milyonlarca, katrilyonlarca şükür. Peki. 12 nüfusum var. Evet. Biri Ecevit'in zamanında Kayzak yerine benzin verdiler. Evime ateş düştü gece, şey yandılar, kızım yandı, ev yandı. Kızı kurtaramadık. Evi kurtar. Ben Ecevit'ten davacıyım. Gençlere mesajın ne? Gençlere o yokluktan bugün ben hali. Oğullarıma, 5 oğlum var, 5'i de devlet kapsında. Evet. Allah'a şükür. Evet. Demişim 5'i daha hepsi de bilir. Oğullarım şey gibidir. Allah'ın en büyük yerlerindedir. Evet. O zaman gitsin gel yani bitleri tendire mintanımızı işimizi şeyimizi bitte kıs diye kışırdıydı. Şimdi ne bit var, ne bir şey var, temizlik var, su var, ekmek var. Ekmek sırasına girdim. Baba bir kart verdi bana. Dedim baba ben vermez de bu büyüklerin içinde bu şey. Dedi oğlum sıra gelmenin işim var. Girdim sıra geldi, bir tane bile ekmek verdiler. Bunları hep yaşadım. Esas ben 38 doğumlu değilim. 5 çocuk olmayana kadar kaydetmediler. Baş parası babam o doğan şeyi değil benim. Baş parası ödemesin diye kaydetmiyorlardı. Evet, 5 para çocuk olacak ondan sonra. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Teşekkür ederim. Evet. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Şevket Erdemir. Aslan Erdişli değilim. Ahlat'ın bir köyünden gelmişim. Evet. 1944 doğumluyum. Kaç
senedir buradasınız Erciş'te? 30-32 sene oldu. Bir Erciş'li kadar yaşamışsınız. Yaşamışız. Peki bir hatıranız, gençliğinizden bir hatıra? Valla gençlikten yine şoförlük yapmışız, milleti sırtımıza taşımışız. Götürmüş getirmişiz, parasız götürmüşüz, para almışız, almamışız. Öyle ona devam etmişiz. Yani iyi desinler bu adama. Bu adama kötü demesinler. İyilikten başka bir şey yapmamışız. Peki, o yıllarla, o zamanla, şimdiki zaman arasında bir değerlendirme yaparsınız. O zaman, o zamanı mı özlüyorsunuz şimdi mi? O zaman özlenecek bir şey yok ki özleyesin. Millet aç, susuz, perişan. Bir şey bulamıyor. Ben hastam oldu. İzmir'e hastaneye götürdüm. Babam rahmetlik annemi. Ben buradan bir çanta bidon benzin Taksim'in arkasına askeri çanta bidonunu buraya doldurdum. Ağzını kilitledim. Taksim'in arkasına attım. İzmir'e gittim. Onları hastanede doktorlara mayane ettirdim. O çantayla tekrar döndüm. Geldim buraya benzin arabanın arkasında gitti oraya, bir de buraya geldi. Benzin bulamıyorduk yollarda. Kalır, yollarda kalır diye yedek aldık yanımıza. Ama lazım da olmadı. Sanki ara sıra pumpalara rastladığımız zaman, sıra olduğu zaman alıyorduk, onu kullanmadık. Öyle götürdük İzmir'e, bir daha buraya geri getirdim. Hastayı İzmir'e götürdünüz? İzmir'e götürdüm. Burada hastane var. Evet, tabii hastane var, ne olur. Ama o zaman burada böyle hastane yoktu. Sağlık ocağı gibi bir şey vardı. Hastane var şimdi. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Allah devletimizi var etti. Amin. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Erdiş'in yerlisiyim. Evet. Köyüm Zortul Köyü. Evet. Ben 1946 doğumluyum. İsminiz? Salih İşler. Evet. Şekerden emekliyim. Yalnız, şeker fabrikasında. Evet, en son çok ya Elazığ'a gittim, Erzurum'a gittim. Ondan sonra ben şu anda burada bulunan kaymakam mülki amirimiz. Ona çok çok teşekkür ederim vatandaş olarak. Bu memlekette olmayan hizmetleri yapıyor. He valla. Buyurun. Şimdi sizin gençliğinizde yaşadığınız Erciş'te. Biz köylü çocuğuyuz. 50 yıldır Erdiş'teyiz. Geçmişten özlediğiniz anılarınız var mı? Ya valla Allah devletimizi var etsin. Askerimizi yaptık. Ondan sonra devletimize bağlı olduğumuz için müteşekkürüz. Abi bizim tür şeyler mesela neyi anlatayım ki? Bizim özlediğiniz bir şey varsa. Valla özlediğimiz bir şey işte. Hatıramız. Ya hatıramız ne olacak işte. Gençlik dönemlerimiz bitti. O zaman faydamız çok oldu devlette. Devlet de bize kucak açtı. Yani ben çok devleti çok benimsiyorum. Gençlere ne söylemek istersiniz? Gençliğim valla çok güzel geçti. Ben askerlikte olsun, sivil hayatımda olsun, ben zengin babanın çocuğuyum. Hiçbir sıkıntı. Mesela eskiye dönük hiç sıkıntı çekmedim. Çok muhtelif yerlerde çalıştım. Adana, Güney Sanayi'de çalıştım. Karadağ'da çalıştım. Çeşme'den emekliyim. Sen askerlik... Bugünün gençlerine ne demek istersiniz? Valla bugünün gençleri geleceğimiz için onlar çok iyi. Yalnız ortam bu hayat balığı biraz vatandaşı şey diyor. Evet. Ama inşallah Cenab-ı güzel. Allah devletimize her an için var etsin. Teşekkür ederim. Konuşacağımız, siz de hoş gelmişsiniz. Van'dan buraya kadar benim başım gözüm üzerine. Teşekkür ederim. Ne diyeyim? Üzeri de Koymakam Bey. Teşekkür ederim. Ya ben Koymakam Bey'in hizmetlerine çok çok müteşekkürüm. Çok hizmetler yapıyor. Siz de hoş gelmişsiniz. Allah sizden de razı olsun. Sizin bu hizmetlerinize, dolayı zatınıza çok teşekkürlerimi sunarım. Teşekkür ederim. Başka bir sorunuz varsa yine benim başım üzerine. Tamam. Teşekkür ederim. Başım üzerine. Hoş geldiniz efendim. Mustafa Gürbüz, Erciş Ağaç ve Demir İşleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı, Van Esnaf Sanatkarlar VESOP Birlik Denetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorum. 1990 yılından beri bu kurumun yöneticisi, 2002 yılından beri de başkanı olarak görev yapıyorum.
İlçemizde faaliyet gösteren sanayi esnafının başkanıyım. İlçemizde sanayi esnafları özet olarak oto tamircileri, demir doğramacılar, marangozlar, mobilyacılar, pivanvenciler, camcılar, bisikletçiler, motorcular bu gibi esnafların başkanıyım. İlçemiz her ne kadar bir ilçe şey olmuş olsaydı bu Doğu Anadolu bölgesinde birçok ilden çok daha fazla nüfusa sahip ve çalışan, üreten bir ilçe. İlçemizde tarım olarak her türlü meyve ve toprağa mahsule dayalı her türlü sebze üretilmektedir. Narenciyenin dışında ilçemizde her türlü hububat, sebze, meyve, her türlü mahsul alınmaktadır. Onun dışında ilçemizde tabii güzellik olarak Erciş'in Kaplıcası, her ne kadar kapalı olsa da 90 derecelik ısıya sahip Erciş'in Kaplıcası var. Uzun yıllar bu Doğu Anadolu bölgesinin halkına hizmet etti. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrar hizmet edecek. Van Gölü bütün bu çevrenin gölü olmasına rağmen en fazla balığın, inci kefalın Erciş sularında olduğu bilinmektedir. Her yıl Erciş Balık Bendi'nde Van Gölü balığının balık festivali düzenlemektedir. Erciş uzun yıllar önce kara koyunlara başkentlik etmiş bir ilçemiz. Başkentlik yapmış bir ilçemizdir. Eganis, Erciş, en sonunda Eganis'ten sonra tabii ki büyük bir şeylerden sonra Erciş ismini almış. Uzun yıllar Osmanlı'dan sonra Erciş olarak devletine sadık, Van'la birlikte el ele ilçeleriyle, el ele kültürüyle, yemeğiyle, tarımıyla, halkıyla sevecen, ilgi çekici bir ilçemizdir. Ben tabii ki oda başkanı olarak neler yapıyoruz esnaflarımız? Doğu Anadolu bölgesinin bir şey olarak illerden, ilçelerden farklılığı üretici bir ilçemiz var. İlçemizde şu an mobilya sektörü her kesime hizmet edebilecek güce sahiptir. Organize sanayimiz var. Oto sanayi herkese hizmet verebilecek kapasitededir. Demir doğrama olsun, camcı olsun, pimapenci olsun bu bölgeye hizmet ediyoruz. Ve bunların dışında odamız olarak Van'la iç içe geçmiş yıllardan beri ben kendi şahsıma, ben Van'da Muharrem Ergenoğlu, Şevket Alpaslan, İdris Karael, Faruk Alpaslan, Hüsamettin Çelik, Muhittin Aydemir, Mehmet Ali Can, Allah rahmet etsin ölenlere ve İsa Berge, bunların tamamıyla ben çalıştım, Van'a hizmet ettim. Ve kendimizi Van'a, her işimize adamış bir oda başkanıyız. Sizleri de burada görmekten çok memnun oldum. Bu Van Gölü TV'de inşallah Van'ımıza hayırlı olur. İlçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman sizi böyle güzel günlerde görmek istiyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Dışarıdan Erciş'e insanlar her şeyin neyini merak ediyorlar. Evet. Erciş'in neyini merak edip dışarıdan insanların gelmesi. Öncelikle Erciş'in Van Gölü İnci Kefali'nin göçü var. Her yıl belli zamanlarda göç mevsiminde düzenlenen festivali var. Görsel bir şölendir. Bu ayrıcalıklı bir merak edilecek, görülmesi gereken bir görseldir. Ayrıca dünyada endemik tür olarak bulunması
Sadece Erciş'te bulunan Erciş üzümü var. Erciş üzümü yıllardan beri kullanılan, Ermenilerden bu yana kalan, geçmişte şaraplık üzüm olarak kullanılan bir üzüm, görülmesi ve de tadılması gereken bir üründür. Erciş'te görülmesi gereken kaplıcamız var. Bu civarlarda o ısıda su yok. 90 derece sıcaklıkta bir su görülmesi gereken bir doğa güzelliğidir. Erciş'imizin kalesi var, Erciş'imizin kümbetleri var, Erciş'imizin folklor güzellikleri var, Erciş'imizin kendine has yiyecekleri var. Bunlar Erciş için ve Yeşil Erciş'in güzelliği var. Selçuklu mezarlığı var, tabii kara koyunlar var ve geçmişte tabii ki Ermenilerden kalan kiliseler de var. Tabii ki bunların hepsini Erciş barındırıyor. Bundan dolayı Erciş'te görülecek sayabildiğimiz bu kadar şeylerin dışında ve de misafirperverdiler tabii. Doğu Anadolu halkının, Van halkının tamamı misafirperverdir. Erciş halkı da ayrıca bir misafirperverdir. Bundan dolayı Erciş'e gelebilirler. Herkes Erciş'in misafiri olabilir. Erciş'in misafiri olabilir. Erciş'in gönlü, gözü toktur. Erciş'in kültürü zengindir. Erciş'in aşıkları, ozanları, Erciş'in folkloru, Erciş'in şairleri, bunlar hepsi görülecek, dinlenilecek bir özelliğe sahiptir. Evet, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendini tanıtabilir misin? Evet, ben Van Erciş ilçesinden Muhammed Emin Toprak, Tenzili Ana Ortaokulu'na gidiyorum. 7A sınıfındayım, 12 yaşındayım. Peki 12 yaşında bir gencin gözünde bize biraz Erciş'i anlatır mısın? Mesela Erciş güzel yer, Erciş'in sahili, Erciş'in insanları zaten mükemmel, konuşma tipleri mükemmel mesela. Erciş'teki insanlar mesela küfür falan fazla ettiklerini ben bugüne kadar fazla duymadım yani. Ve Erciş'te kütüphanelere falan çok yaygın var, kütüphanelere evet. Çok gidiyorlar. Erciş'tekileri bundan çok seviyorum. Evet. Ondan yani Erciş'i gururla sunuyorum. Spor yapıyor musun? Evet, spora gidiyordum. Hangi branşta? Futbol. Futbol. herhangi bir takımda oynuyor musun? Şeyde oynadım, altyapıda. Madalya kazandık. Hangi altyapı, hangi spor? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gittim. Evet. Madalya kazandık. Şimdi maçlarımız şu an bitti. Seneye yine başlayacak. Madalya... Yani turnuva mıydı? Ha, turnuvaydı. Miydi? Turnuvaydı. Erciş'te mi yoksa Erciş mi? Geneli, evet. Tüm Van geneli oldu. Evet. Evet. Van genelinde biz ikinci olduk. İkinci oldunuz, madalya evet. Kazandınız. Peki okulda yüz yüze eğitim de başladı. Okula devam ediyor musunuz? Evet, okula devam ediyorum ve hocalarım da çok güzel. Özlemiş miydin okulu? Evet, hocalarım. Evet. Çok özlemiştim hepsini. Yani ilk başladı mı diyorsunuz? Evet. Evet. Peki buradan Erciş'teki gençlere, arkadaşlarına mesajın var mı? Dersinize düzenli çalışın. Bir de hocalarımızı üzmeyelim. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Murat Demir. Erciş'te esnaflık görevini yürütüyorum. Dedem Teymur Ağa 1800'lü yıllarda buraya göç etmiştir. 1915'te Rusların Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırmasıyla 4 yıl büyük bir savaş vermiştir dedem. İki tane amcam, şehit bir amcam gazi olmuştur. Ondan sonra Yeku Ağa amcam yani büyüklük görevini devam etmiştir. Dolayısıyla o vefat ettikten sonra benim babam bu işlerle ilgilenmiştir. Babam da 95 yıllarında Refah Partisi Belediye Başkanlığı yaptı Erciş'te. 2016 yılında kendisi vefat etti. Şu an ben kendisinin yerine bakıyorum. Erciş'imizin aşiretleriyle ben biraz konuyu ele almak istiyorum. Erciş'imizde 18 tane aşiret, bir de yerli halkı vardır. Bu da 19 diye sayıyoruz. Tabii eskiden aşiretlerimiz, büyüklerimiz yerli ile aşiretler arasında çok güzel bir bağ vardı. Çok güzel bir güven vardı. Mesela bizim babalarımız köyde paralarını, mallarını getirip Erciş'teki yerli halka teslim edip
yıllarca hiç üstüne gelmiyorlardı. Ya bu kadar büyük bir güven vardı birbirleri aralarında. Tabii ki o günle bugünü kıyasladığımızda gerek teknoloji olsun, gerek Erdişimizin dışarıdan göç alması olsun, bu biraz daha halk arasında aza inmiş durumdadır. Tabii ki yine aile büyüklerimiz, aşiret büyüklerimiz var. Güzel yönlerde gençlerimizi yönlendiriyorlar. Tabii geçmişteki bu dede atalarımızın bize bırakmış olduğu bu kültürel mirasları biz inşallah devam ettireceğiz. Ben kendi adıma 2016'dan, babamın vefatından sonra 2021 yılına kadar 95 tane barışa gitmişim. Bu barışlar yani Erdiş'le sınırlı değil. Başkaladan gelen barışlar olmuştur, Diyarbakır'dan gelen barışlar olmuştur. Hepsiyle de ayrı ayrı ilgilenmişizdir, başarıyla sonuçlandırmışızdır. İnşallah biz bu millet, bu memleket için elimizden gelen ne varsa yapmaya da devam edeceğiz. Aslında bu aşiret konusu çok uzun bir konudur. Yani öyle bir saniye, bir dakika sıkacak bir konum değil. Hani şimdi düşünüyorsun neresinden tutacağını da bilmiyorsun. Yani bizim Zeylan bölgesinde yaşanan olaylar var. Zeylan'dan sonra şehre taşınmış olaylarımız var. Büyük savaşlar var. Aşiretlerin Ruslara ve Ermenilere karşı büyük savaşları var. Büyük kayıpları var. Ermenilere karşı. Yani bizim dedelerimizin, atalarımızın halen kemikleri çıkıyor. Bunlar var. Yani atlayacak çok şeyimiz var. Tabii bu da inşallah böyle geniş bir zamanda bunları size anlatmak isterim. Zilan bölgesi. Ermenilerin özellikle orada yapmış olduğu katliamlar. Özellikle benim Mirde amcam var. Bir top, Ermenilerin bir top ateşiyle yaralanmış. Kaç gün böyle o eskiden o hayvan arabaları vardı onların üzerinde. 20 günde ağrıya götürülmüş. Öyle bir ızdırap yani. Böyle çok ızdırap hikayelerimiz var. Bunları da ayrıca anlatmak istiyoruz. Bu bağlamda bir de aşiretlerin diyaloğu çok iyidir. Etkisine nazaran. Çünkü kız almışız, kız vermişiz. Dayı olmuşuz, yeğen olmuşuz. Artık istesek bile aşiretçilik yapamıyoruz. Hısımlık oluşmuş, akrabalık oluşmuş. Yani birbirine kilitlenmiş. Hani nasıl bir de diyoruz da Türk-Kürt birbirinden ayrılamaz. Kız vermiş, kız almış, dayı olmuş, yeğen olmuş. Şu an bizim buradaki aşiretler de o ben bu aşiretim, ben şu aşiretim diyemiyorsunuz. Mesela dünkü olayı örnek vereyim. Kalkanlı ile Berkanlı aşiretin kavgası. Kalkanlıların yarısı bizim yeğenlerimiz. Berkanlı aşiretin yarısı da onların yeğenleri. Dolayısıyla kimse kimse düşmanlık da yapamıyor. Yani böyle iç içe bir girmişlik var. O yüzden bence aşiret kavramı eskiye nazaran güven açısından çok güzeldi. Ama şimdi ise birbirlerini vurmuyorlar yani aşiret bazında. Bu şimdi daha güzel. Yani aşiret bazında kavgalar çıkmıyor. Yoraklı dayanışma açısından daha güzel. Dayanışma açısından daha çok güzel olmuş. Yani bunu daha böyle benimsiyoruz. Eskiden öyle değildi ama hocam. Bir kişi burada vursaydınız 1000 kişi seni vurardı. Şimdi öyle bir şey yoktur. Çünkü artık herkes iç içe girmiş. Dayı yeğen olmuş, akraba olmuş, kuzen olmuş. Şimdiki ortam daha güzel. Daha iyidir. İnşallah daha da böyle devam eder. Çünkü eskiden büyük zararlar veriyorduk birbirimize. Şimdi o zararları veremiyoruz. Ben bunu da neye bağlıyorum? Birincisi kozmopolitik olmasına. İkincisi ise dışarıdan gelen memurlarımızın gitmemesine. Çünkü onların örf adetleriyle bizimkilerin birleşiminden güzel şeyler ortaya çıktı. Yani sevgi, saygı, birbirini tanıma, kültürel etkileşim. Yani daha bu bağlamda perçinleşti insanlar arasında. İnsanlar artık birbirine aşiret gözüyle zarar verme noktasını geçti artık. Bu bitti bizim için. Bir de ben şöyle diyeyim. Hani ben iş adamı ve kanaat önderiyim. Erdiş'te şimdi ben iş adamı deyseniz belki 100 kişiden bir kişi bilmez. Dolayısıyla ben kanaat önderliği yapıyorum. Bunda da hiçbir gelirimiz yoktur. Giderimiz var zaten. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Bir ara bir savcı bey beni çağırmıştı. Bu işten bir para elde edebiliyor musunuz? Dedim valla savcı bey dedim biz paramız gidiyor bu işte. Siz ne yapıyorsunuz o zaman? Dedim savcı bey şimdi benim dedem Teymur Ağa yapmış.
Yeku Ağa yapmış, babam Reşit Ağa yapmış, bir sıra bana gelmiş. Biz bıraksak da insanlar bizi bırakmıyor. Tabii o da hoş gördü bu işi. De Allah yardımcınız olsun dedi. HDP bu işi parayla yapıyor. HDP bu işi parayla yapıyor. Mesela 10 dönüm arsa ortaya getirip ben birebir şahit olmuşum buna. Adam diyor ki 5 dönüm bizimdir, 5 dönüm biz size böleceğiz. Bu konuları biz çok yaşıyoruz. Ama onları da bitireceğiz inşallah. Hocam sizin gibi büyük insanların öncülüğünde. İnşallah. Erdişimizin bu kadim kültürünü inşallah gençlerimizle, bütün Erdişli hemşehrilerimizle daha ileriye taşımak için gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Kendimizi Erdiş'in barış elçisi olarak adayacağız. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. İsmim Maşallah İnci. Ben de 43 yıllık bu memleketin evladıyım. İlk orta lise eğitimimi burada tamamladım. Yani mutluluğumuzu, sıkıntımızı, varlığımızı, yokluğumuzu, her şeyimizi bu memlekette yaşadık. Dolayısıyla hem köy kökenli, aşiret bildiğimiz köy kökenli vatandaşlarımızla ve yerli halkla, şehirde ikamet eden yerli halkla sıkı bir diyalog içerisindeyiz. Yaklaşık 15 yıldır salon işletiyorum kendim. Profesyonel bilek güreşçisiyim, minder güreşçisiyim. Tabii 15 yıl önce şartlar daha az olduğu için tam istediğimiz hedefe ulaşamadık. Ama şu an o hedeflere ulaştırabileceğimiz bir sürü gençlerimiz var. Bunlar için büyük mücadele ediyoruz. Erciş'te hem salon sporları, hem bireysel kesinlikle sporlar, hem de takım sporları konusunda potansiyel nedir, gençlerin ilgisi nedir? Tabii bölgenin bulunmuş olduğu şartlar, coğrafyanın şartları, yani bir Akdeniz'e göre, bir Ege'ye göre rakım burada daha yüksek olduğu için, beslenme şartları ve iklim soğuk olduğu için bu da avantaj bizim için o açıdan. Her yıl Türkiye şampiyonluğu, Avrupa seçmeleri için bilek güreşi takımları bazen işte belediyemizin spor kulübü desteğiyle, bazen iş adamı abilerimizin desteğiyle, Can Turan abimiz var bizim, bölgede önemli bir iş adamı, onun desteğiyle gençlerimizi götürüyoruz. Başarılı olanlar milli oluyor, Avrupa'da yarışıyor. En kötü şartlarda besiyor, beden eğitimi okuyorlar. Evet. Devletin vermiş olduğu bu şartlardan faydalanıyorlar. Evet. Beden eğitimi öğretmeni olarak. Bir sürü milli öğrencimiz var. Yani elimizden geldiğince gençliğin abisi olarak onlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Peki, onlar bizi seviyor, biz de onları çok seviyoruz. Gençlere mesajınızı alalım. Gençler ne yapmalı? Gençler ne yapmalı? Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Kesinlikle spor yapmalı. Spor vücutta bulunan bütün hormonların sentezlenmesinde büyük etkin rol oynar. Yani başarı, mutluluk, özgüven, kendini iyi hissetme. Yani spor yapan bir insan, bir genç mutlaka bir askeri disiplin şeklinde salon kuralları vardır. Büyükleriyle, küçükleriyle diyalog içerisinde olduğu için mutlak şeyle başarıya ulaşacak. Yani okul hayatında, iş hayatında, kesinlikle, özel hayatında başarı demek. Tabii spor. Kesinlikle. Tabii. Öyle başarı demek. Bir de yani kötü alışkanlıklardan, kötü çevreden uzak olmak demek. Böyle bir cümleyle Erciş'i anlatın desek, Erciş'e gelmek isteyen birisi, Erciş'e ben gelmek istiyorum, Erciş'i bana anlatır mısın dese, böyle bir cümleyle kısaca Erciş'i ne söylemek istersiniz? Erciş birçok medeniyete, birçok kültüre ev sahipliği yapmış. Yani resmiyette ilçe geçse de ama bir il düzeyinde bir şehir. Bütün güzelliklerin bir arada olduğu bir şehirdir Erciş. Bir sevdadır Erciş. Öyle diyelim. Yani Erciş'e bütün dışarıda kalan dostlarımızı, arkadaşlarımızı, hemşehrilerimizi mutlaka bekleriz. Turizm potansiyeli de yüksek olan bir şehir.
Tabii güzel düşüncelerimiz var. İnşallah burada siyasi abilerimiz var, siyasi büyüklerimiz var. Spor alanında biz çalışıyoruz. İnşallah el birliğiyle, STK'larla birlikte Erciş o istenilen il düzeyine gelir. İstediğimiz hedefe ulaşırız inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hoş geldiniz. Sefer. Tamam. Ben Mehmet Cüşar, İmam Hatip Şehit Ramazan Keserci Ortaokulu'ndan geliyorum. 8. sınıfım. Burada toplanmamızın amacı Kaymakam Bey bize uçurtma için bize bu etkinliği hazırladı. Uçurtma etkinliğine katıldı. Evet. Bir şöyle uçurtmayı önüne tutar mısın? Bir şöyle bir görsün arkadaşlar da kameradan. Evet. Evet işte. Bir genç olarak, öğrenci olarak Erciş'i senin gözünden dinlemek istiyoruz. Erciş bence çok güzel, herkes gelsin görsün. Evet. Çok seviyorum. Siz bu uçurtma etkinliğinden başka katıldığınız spor çalışmaları var mı? Var, gençlik merkezinde futbol takımdayım. Evet. Antrenman yapıyoruz. Evet. Maçlara katılıyoruz. Kültürel faaliyetler nasıl? İyi. Evet. İşte okuldan memnunsun? Evet, çok memnunum. Yeniden yüz yüze eğitim başladı. Evet, yüz yüze eğitimi çok özlemiştik. Hocalarımızı çok özlemiştik, arkadaşlarımızı çok özlemiştik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendini tanıtır mısın? Benim adım Emirhan, soyadım Coşkun. Öğrencisin. Evet. Hangi okula gidiyorsun? Şehit Ramazan Keserci. Kaçıncı sınıf? 8. sınıf. Elindeki nedir? Uçurtma. Uçurtma. Ne yaptınız bugün? Bugün uçurtma etkinliği yaptık. Okulla, okul düzenledi. Evet. Uçurtma etkinliği de katıldık. Spor yapıyor musun? Az. Az. Hangi branşta? Koşu. Koşu yapıyorsun. Güzel. Peki Erciş için ne söylemek istersin? Erciş'i bana anlat dersem nasıl anlatırsın? Güzel. Meşhur bir yer ama biraz küçük. Erciş'te en çok neyi seviyorsun? Erciş'te en çok ne yapmayı seviyorsun? Gezmeyi seviyorum. Gezmeyi seviyorsun. Evet. Demek ki gezilebilecek bir yer. Evet. Okullar yeniden başladı. Evet. Okullarla ilgili ne düşünüyorsun? Yüz yüze eğitim başladı. Yüz yüze eğitimden önce çok pandemide çok sıkılıyorduk ama yüz yüze eğitim açıldıktan beri mutluyuz. Güzel. Evet. Teşekkür ederim. Şey değil. Merhaba. Merhaba, ben Hümeyra Yaşar. Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. 8. sınıfa gidiyorum. Elinde bir uçurtma var. Nedir bu? Bugün uçurtma uçurduk sahille. Yani çok güzel. Bence pozitif enerji yani. Ben kendim çok mutlu oldum. Sayın Kaymakam Bey'e de çok teşekkür ediyoruz bize bu şansı tanıdığı için. En çok sevdiğin etkinlik nedir? Uçurtma Evet yani. Sporla ilgileniyorum. Sporları seviyorum. Uçurtma uçurmayı da çok seviyorum. Yani en çok sevdiğin şey nedir? Sen kitap okuyor musun? Kitap okumayı çok severim. Sonra uçurtma uçurmayı da çok seviyorum. Yani uçurtma uçurmayı çok sevdiğim için bu etkinliğe ben de katıldım. Bu şansı bana veren Sayın Kaymakam Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Erciş senin için ne ifade ediyor? Erciş'i anlatın desem, Erciş'i nasıl anlatırsın? Yani bence Erciş çok güzel. Yeşil ve mavinin kenti. Yani ben çok seviyorum Erciş'i kendimce. Bence güzel yani, sahile de çok güzel yani, deniz manzaranın karşısında uçurtma uçurduk. Bence çok güzel yani, Erciş'e gelip tanımanız ve bu etkinliği de yapmanızı tercih ediyorum. Bence güzel yani. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Merhaba, benim adım Yusuf Enes Sağlam. 13 yaşındayım, 8. sınıfa gidiyorum. Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. Şu
şu an elinde bir uçurtma var. Evet. Burada ne yaptınız? Burada uçurtma uçurdu. Gerçekten çok güzel etkinlikler yaptık. Hocalarımız da başımızdaydı. Çok eğlendiler. Bir de çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Peki spor yapıyor musun? Yapıyorum. Hangi branştan? Futbolla ilgileniyor. Peki onunla ilgili okul takımı mı yoksa gençlik sporda mı ya da bir mahalle takımı mı? Okul takım değil yani normal mahalle takımımız var. Mahalle takımı, evet. Futbol oynamayı seviyorsun. Evet. Peki Erciş için ne söylemek istersin? Erciş gerçekten çok güzel bir yer, gelip gezilmesi gereken bir yer. Yani Erciş'te işin... en çok ne yapmayı seviyorsun? Erciş'te gerçekten yani gezmeyi seviyorum, sahili çok güzel. Evet. Öyle. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hocam kendinizi tanıtır mısınız? Tabii memnuniyetle. Öncelikle hoş geldiniz hepiniz. Teşekkür ediyorum size ve öğrencilerim adına. Adım Hakan, Hakan Bedir. Evet. Şehit Ramazan Keserci, İmam Hatip Ortaokulu'nda psikolojik danışmanım ben, rehber öğretmen. Evet. Öğrencilerimize böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Kaymakam Bey'in oluruyla. Aynen öyle. Uçurtma etkinliği yaptık. Uçurtmalar için, bu güzel etkinlik için değerli hocalarıma, müdürlerime ve başta Kaymakam Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani uçurtma etkinliğini neden yaptınız? Uçurtma etkinliğini biz öğrencilerimizle güzel bir vakit geçirebilmek, okul çıkışı bir cuma günü, tatile girmeden önce güzel bir motivasyon etkinliği olsun diye düzenledik. Çoğunluğumuz, öğrencilerin çoğunluğu 8. sınıflardan oluşmakta. LGS sürecindeler, stresli bir dönem yaşamaktalar. Stres atmak için. Bu güzel bir havada, evet, güzel havanın tadını çıkararak stres atmalarını, evet, sağlamaya çalıştık. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Sizin gözünüzden Erciş. Yani benim gözümden Erciş. Erciş'i bilmeyen, Erciş'e gelmek isteyen birisine... Erciş'e gelmesi için ne söylemek istersiniz? Erciş'e gelmek için, yani bir insanın Erciş'e gelebilmesi için bir değil birden çok sebebi var aslında. Birden çok açıklaması var yani. Ben buralıyım. Buraya atandığım için de çok mutluyum. Buralı olmayıp buraya atanan arkadaşlarımın ön yargıyla gelen çok insan oldu. Şu an çoğuyla çok samimi bir ilişkimiz var. Bir arkadaşlığımız var. Ve hepsi buradan çok memnun. Ve gelen herkes muhakkak yılda birkaç kez ailesinin buraya gelip buraya gezdirmek istiyor onlara. Evet. Sadece Erciş'i değil, gölün etrafındaki tüm dağlık alanları, tüm yerleşim yerlerini, evet, tüm sahil kenarlarını gezdirmek istiyorlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Erciş'te turlarımız devam ediyor. Şimdi de Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım ve Onarım Atölyesi'ndeyiz. Bu atölyede Erciş Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu park bahçelerde kullanılan mobilyalar üretiliyor. Şimdi yanımızda Park Bahçeler Müdürü Sayın Ömer Yılmaz var. Ömer Yılmaz Bey ile burada neler yapıyorlar, bunları konuşacağız. Ömer Bey merhaba. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Yılmaz. Belediyemiz bünyesinde Sayın Kaymakamımız Nuri Mehmet Beyoğlu'nun katkılarıyla atölye kurduk. Atölyemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesi kapsamında kent mobilyaları üretmekteyiz. Bunların içerisinde kamelya, bank, piknik masası gibi ürünler vardır. Bu ürünleri yeşil alanlar, parklar, mesire alanlarında kullanmaktayız. Dışarıda satın alınan fiyatın 1/4 fiyatına mal etmekteyiz. Aynı zamanda bir istihdam oluşturduk. Stajyer öğrencilerimiz de oluyor. Peki ürettiğiniz ürünleri belediye dışında talep eden yerlere veriyor musunuz? Talep var mı? Belediye dışında yoğun bir şekilde talepleri oluyor ürünlerimizin. Ancak bu yıl kendi mesire alanlarımız ve parklarımızı üretim yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda dışarıdaki vatandaşlara da satmayı değerlendireceğiz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Thank you.
Erciş'te Kadembaşa Hatun Kümbeti'ndeyiz. Yanımızda konuğumuz, biz gazeteci olarak biliyoruz ama kültür insanı Ali Dağar var. Ali Bey, kendinizden öncelikle kısaca bahsederseniz seviniriz. Buyurun. Hocam, Erciş'liyim, evliyim, 4 çocuk babasıyım. Fotoğrafçıyım aynı zamanda, her ne kadar gazeteci diye geçiyorsa da. Fotoğrafçıyım, bir de Erciş'in kültürüyle, tarihiyle, daha doğrusu Van Gölü Havzası'nın tarihi ve bitki örtüsü, doğal yapısıyla ilgileniyorum. Bize Erciş'in tarihinden bahsedebilir misiniz? Tabii hocam, Erciş'in tarihi 350 bin yıla kadar dayanıyor. Paleolitik dönemde Van 100. Yıl Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada 350 bin yıl öncesinde obsidyen taşından baltalar, alet, çeşitli alet edevatlar yapılmıştır. Bu süreç, devam edip gelen süreçte Urartular döneminde hakikaten Urartuların Erciş'e çok büyük bir katkısı olmuş. Göletler, sulama kanalları, tarihi yapılar ve özellikle de Erciş üzümünün, endemik olan Erciş üzümünün yeryüzündeki günümüze kadar devam eden dokusu Urartulardan kalıyor bize. Urartuların sulama kanallarından, işte çeşitli, biraz önce anlattım, çeşitli tarım ürünlerinde Erciş'i cennete çevirmişler. Bunun da sebebi batısında Zilan Çayı, doğusunda Deli Çayı olmak üzere iki çayın ortasında kurulmuş olan Erciş, Urartular için büyük bir medeniyet alanı olmuştur. Urartulardan sonraki dönem için ne söylüyorsunuz? Yani şunu söyleyeceğim hocam. Urartulardan sonraki dönemde Karakoyunlar dönemi, Osmanlı dönemi. Karakoyunlar döneminde de günümüze kadar çeşitli yapıları gelmiştir. Şu an önünde bulunduğumuz zaten Kadempaşa Hatun kümbeti ile Kara Yusuf Paşa'nın kümbeti bulunmakta. Ama 2011 depreminde maalesef Kara Yusuf Paşa'nın kümbeti yıkıldı. Ama maalesef şu ana kadar inşa rastöre edilmedi. Günümüzde tarihi yapılar, işte Zernaki Tepesi, Karataşlar'daki Erciş üzümüyle alakalı yazıtlar günümüze kadar gelmektedir. Ama Erciş'in şöyle bir talihsizliği olmuş. Erciş sırtını Aladağlara dayarken yüzünü Van Gölü'ne dayıyor. Ama Aladağlar ve Van Gölü'nün geçit vermeyen konar göçer halk hep Erciş'ten geçmişlerdir. Erciş'in savaşların birçoğu Erciş üzerinde olmuş. Erciş'in ayrıca her 30 yılda bir deprem oluşu Erciş'teki tarihi yapıların sonunu getirmiştir. Osmanlı döneminde Erciş bir liman kentidir desek doğru olur. Hakkari, Van yöresi, Hakkari ve o civarda toplanan madenler gemilerle Erciş limanına geliyor. Erciş limanında yerine göre 40 kağını veyahut da 70 kağınıyla Trabzon'da payitahta kadar gönderiliyor. Şimdi siz Erciş'in sırtını dayadığı dağı söylediniz. Aladağlar. Aladağlar. Evet. Yüzünü döndüğü gölü söylediniz. Van Gölü. Van Gölü. Erciş'in bir tarafında Süphan var. Bir tarafında da Tendürek var. Tabii. Ama birisi daha kuzeybatıya, güneybatıya düşüyor. Birisi de doğu, güney, kuzeydoğuya düşüyor. Erciş'te savaşların çok olması, Erciş'in coğrafyasıyla, stratejik alanıyla bir de zenginlik merkezi olması diyebilir miyiz? Hocam, Erciş şöyle diyebiliriz. Erciş konar göçerlerin yeri. Yani Orta Asya'dan gelen veyahut da diğer medeniyetlerden gelenler Erciş'ten geçmek mecburiyetindeler. Bu mecburiyet onlar için Erciş'te hem bir zenginlik kaynağı olmuş hem de bir risk kaynağı olmuş. Öyle olmuş ki belki bir günde Erciş Kalesi iki sefer alınmış, iki sefer verilmiş, el değiştirmiş. Erciş Kalesi'nden söz ettiğimiz zaman
Erciş Kalesi'ne Kanuni Sultan Süleyman gelmiş. Orada bir hafta kalmış. Ondan sonra Evliya Çelebi gelmiş. Orada Erciş Kalesi'nden söz etti. Hatta Evliya Çelebi diyor ki Erciş Kalesi'ne biz geldiğimizde Van Gölü'nün suları kale duvarlarını dövüyordu. Yani o derece Erciş Kalesi'ne yaklaşmış. Ama bugün artık Erciş Kalesi yok. Erciş Kalesi sular altında kaldıktan sonra Erciş'in çeşitli mahallelerine, Kasım Bağı'na, Çelebi Bağı'na, Erciş'in öbür ismi Egan ise kadar göçler oluşmuş. Evet. Şimdi Erciş'teki yaşamdan söz edebilir miyiz biraz da? Erciş'teki toplum yaşamı, insanların yaşamı nasıl şekillenmiş günümüzü de anlatarak. Hocam Erciş birçok kültürün, birçok medeniyetin buluştuğu bir yer. Özellikle Erciş'li Emrah ile Selvi Erciş'e apayrı bir kültürel zenginlik katmıştır. Bundan 10 sene önce, 20 sene önce siz herhangi bir yerde bir insanı insanla konuştuğunuz zaman size Erciş'li Emrah ile Selvi Han'ın hikayesini, hatta şiirlerini size ezbereden okurdu. Ama 2011 depreminden sonra şöyle bir durum oldu. Erciş çok göç verdi ve de çok göç aldı. Erciş'in kültürü kadim bir kültürdür. Ta Urartu'dan günümüze kadar gelen muhakkak bir kültür vardır. Ve bu da Erciş insanını şekillendirmiştir. Erciş'te okur yazar seviyesi yüksektir. Edebiyatçıları var, ressamları var, fotoğrafçıları var. Hatta tarihçileri var. Ve Erciş'te şu an sayamayacağımız kadar kitap yazar, şiir, şair ve kitap çıkaran, ürün sergileyen arkadaşlarımız var. Şair yuvası gibiydi Erciş değil mi? Kesinlikle öyle, halen Erciş'te birçok şair yaşamını devam ettirmekte. Peki Erciş'in üretiminden biraz bahsedebilir miyiz? Hocam Erciş eskiden Van Gölü'nün, Erciş eskiden Van Gölü'nün Çukurova'sı deniliyordu. Hakikaten patatesinden, fasulyesinden, lahanasından üretimi çok zengindi. Ve bu Erciş'in hemen hemen Erciş içindeki bütün ilçelere buradan gidiyordu. Ama şimdi şöyle bir şey oldu. Yani malumunuz Türkiye'de de bu değişim belki gözlenebilir. İnsanlarımız tarımı bıraktılar. Marketlere alıştılar. Maalesef bu market alışkanlığı bizim de bu tarımımızın sonunu getirdi. Belki de şöyle diyebiliriz. Başkaları biraz daha modern tarıma yöneldiler. Biz dede baba üstünü tarımı sürdürdüğümüz için kaybetmiş durumdayız şu an. Yani geleneksel tarımdan modern tarıma dönüş olmadı. Maalesef olmadı. Yani istenilen seviyede olmadı. Şimdi hala Erciş'in bağ bahçelerinde patates, lahana ve buna benzer ürünler yetişmek. Son dönemde Erciş üzümünün üretiminin artırılması ile ilgili bir çaba var, çalışma var. Doğrudur hocam. Geçen yıl Erciş Kaymakamlığı'yla ve diğer kurumlar arasındaki işbirliğiyle birçok yere Erciş üzüm fidesi verildi. Çok iyi buluyorum. Geçmişte yani Urartu'dan günümüze devam edip gelen Erciş üzümü gerçekten bir çok şekilde üretilmiş. Yani bunun şarabı yapılmış, bunun pekmezi yapılmış, belki de farklı ürünleri yapılmıştır. Günümüzde bu yok olan üzümü hem Erciş Kaymakamlığı hem de Erciş'te yaşayan birkaç aile sahip çıkarak Erciş üzümünün geleceğe taşımak için çabaları var. Bu yeterli midir? Bana göre yeterlidir. Ben isterim ki her Erciş'in evinin önünde bir üzüm bağı olsun. Çünkü endemik üzüm, sofralık üzüm ve aynı zamanda pekmez kalitesi yüksek bir üzüm. Şimdi siz hem gazetecilik yaptınız, işte fotoğraf sanatçısı olarak, bir kültür insanı olarak gençlere ne söylemek istersiniz? Bugünün gençleri Erciş'in kültürüne, sanatına, tarihine, değerlerine sahip çıkıyorlar mı? Bununla ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Hocam çıktıklarına inanıyorum. Yani şöyle bir durum var.
biz okumayı terk ettik. Hep görselliğe önem verdik. Ben şöyle diyorum, değerli gençler, lütfen çok okuyunuz. Çok araştırınız. Bu okuma, araştırma belki ilk gün size bir şey sağlamaz. Ama bu kültür birikimi sizi ileride bir kültür insanı yapar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Benim sorularımın dışında değerlendirme yapmak istediğiniz konular varsa onları da alırsın. Yani şöyle diyeyim. Hakikaten Erciş güzel varımızın güzel bir ilçesi. Barış, huzur ve kardeşlik ikliminin yaşandığı bir yer. Biz isteriz ki Erciş'imiz gelişsin, büyüsün, sizin de buyurduğunuz gibi okur yazarı çok olsun ve ileriye dönük çalışmalar olsun ilçemizde. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Halis Bahçe ben. 01-04-1965 Erciş doğumlu. 1982 yılından beri vergi mükellefi. Bu ilçede çeşitli ticari dallarda iş yapmış. Son dönemde de inşaat sektöründe olan Erciş'li bir iş adamı. Erciş'le ilgili birkaç şey anlatmak isterim. Malum Erciş'te, Erciş geçmişte birçok beyliğe başkenti yapmış bir şehir. 200 bin nüfuslu Muradiye, Çaldıran, Doğu Beyazıt, Patnos ve Adilcevaz'a her yönüyle hizmet veren, bu saydığım ilçelerin günübirlik uğrak yeri olan bir ilçemiz. Genel anlamda ekonomi, tarım, hayvancılık, inşaat sektörü üzerine. Özellikle son dönemlerde şehirden köye göç başladı. Bu yönüyle hayvancılık eski oranla çok daha güzel. Keza tarım da öyle. Bununla birlikte yine de çok büyük bir kesimin inşaat sektörüyle irtibatı var. Gerek ilçemizde, gerek ilçemiz dışında inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok arkadaşımız var. Erciş hem ekonomik anlamda hem de böyle şehir olarak son derece güzel bir ilçe. Van Gölü'ne nazır olması sebebiyle de her yönüyle de güzel yaşanılabilir bir şehir. Her geçen gün her yönüyle çok daha güzel hizmetler sunan lokantacılık, giyim vesaire bu ve benzeri sektörlerde çok güzel bir şehir. Herkesi Erciş'e davet ediyoruz. Herkesi Erciş'e bekliyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Erciş hem ekonomik anlamda hem yatırım amaçlı hem de böyle emekli olarak yaşanılabilir bir şehir. Bu yönüyle de herkesi davet ediyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sakin ve huzurlu şehir. Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Sakin ve huzurlu bir şehir. Hiçbir dönem huzurla ilgili, sükunetle ilgili, terörle ilgili bir sıkıntı olmadı. Bu yönüyle de yaşanılabilir bir şehir. Genel anlamda ulaşımla ilgili çok büyük bir sıkıntı yok. Şehirleşme son derece modern. Şehirde yaşam son derece modern. Yani bir başka ilçeden, bir başka ilden şunu da tedarik ederim gibi bir şey yok.
aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Gerek turizm, gerek otelcilik, gerek inşaat, gerek gayrimenkul her yönüyle de zaten aktif olan, bu korona sürecinde tüm ülkenin hatta tüm dünyanın etkilendiği gibi Erciş'te etkilendi ama daha sonraki süreçte çok kısa zamanda, çok kısa vadede çok büyük atılımlar yapan bir şehir. Bu yönüyle de bütün yatırımcıları bekliyoruz. Erciş'e buyursunlar, gelsinler. Erciş her yönüyle kazandıran, her yönüyle yaşanılabilir bir şehir. Herkese sevgiler, selamlar sunuyorum. Her sabah her seher yavrum gel geç buradan. Bana ayrılmışam ben bir kaşı gözü karadan. Evlin ayrılığı da yavrum 3-5 gün sürer. Bizim ayrılmamız hayli bir zaman. Yar eyle neyle, dur ben de gelem aman. Evlin ayrılığı da yavrum 3-5 gün sürer. Bizim ayrılmamız hayli bir zaman. Yar eyle neyle. Ayın ortasında bir sarı yıldız mavi cübbe giymiş arkası dümdüz. Sen seher yedisen gün sürer.
bizim ayrılmamız hayli bir zaman. Yar eyle neyle, dur ben de gelim ama. Eylül ayrılıkta yazdım 3-5 gün süre. Bizim ayrılmamız hayli bir zaman. Yar eyle neyle. Ağlayın ortasında insanlarım. Bana bir cümle imiş arkası gün. Selam selam her yedisem, selam selam. Aşıklar Şehri Erciş'teyiz. Bir kültür akşamındayız. Dostlarımız çalıp söyleyip ardından da şairlerimiz şiirlerini seslendirecekler. Burada bir sohbet ortamında Erciş'in kültürünü bize anlatacaklar. Erciş'li aşık Emrah ve Selvi'nin hikayelerinden, hayatlarından kesitler bizimle paylaşacaklar. Şimdi öncelikle ben dostlarımızı tanımak istiyorum, tanıtalım istiyorum. Siz tanıyabilir miyiz? Öncelikle Emrah'ın diyarına hoş geldiniz. İsmim Barış Kul, Demirören Haber Ajansı'nın bölge muhabiriyim. Uzun zamandır uluslararası programlarda hem bölgemizde hem Türkiye'nin çeşitli yerlerinde profesyonel anlamda sunuculuk yapıyorum. İki adet şiir kitabım var. Ay Fazlındayım adlı şiir kitabım ve son olarak da Şiirde Yolculuk adlı şiir kitabını çıkarttık. Bölgemizin kültürünü, sanatını çeşitli ortamlarda sergilemeye, buradan ulusal platformu taşımaya çalışıyoruz. Tekrar sizleri aramızda görmekten son derece mutlu olduğumu ifade ederek Van Gölü TV izleyicilerine buradan selamlar gönderiyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle memleketimiz Yeşil Erciş'e hoş geldiniz. İsmim Gökmen Sakin. Otomatik Gelinler ve Göl Mavisi Şiirler adlı iki şiir kitabım var. Göl Mavisi Şiirler'in 5. baskısının çalışmaları içindeyim. Ayrıca bu iki şiir kitabımdan ayrı bizim için çok kıymetli, çok değerli memleketimiz için büyük ozanımız, halk şairimiz Erciş'li Emrah adlı kitabı da çıkardık. Profesör Doktor Sayın Sakoğlu hocamız Konya Selçuklu Üniversitesi'nde benim hazırladığım, onun kaynaklarını sunduğu 240 sayfalık bir Erciş'li Emrah ve Selvi hikayesi, Erciş'li Emrah şiirleri, türküleri, Erzurumlu Emrah'tan özellikle şiirlerini ayırt ettiğimiz bir kitap. Çünkü Erciş'li Emrah Duru ve Arı öz be öz Türkçe kullanmış. Erzurumlu Emrah ise divan, tasavvuf şiirleri yazmış. Özellikle bunu ayırt etmek için bu kitabı çıkardık. Aynı zamanda Erciş Yazarlar Şairler Dernek Başkanıyım. Sizlere inşallah hem kendi şiirlerimden hem Erciş'li Emrah şiirlerinden burada sunmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Bilgin Bilek. Uzun yıllardır müzikle uğraşıyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Ben Bünyamin Yayın. Semiramis Tekne Kafe'nin işletmecisiyim. Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Buranın gerek yöresel, gerek kültürel zenginliklerini dile getirmek için işte arkadaşlar falan yardım ediyoruz size. Teşekkürler. Müzik öğretmeniyim. Bağlama icra etmeye çalışıyorum. Çocukluktan itibaren ailemizde işte babamdan ilk bağlama derslerini aldım.
Daha sonrasında müzik, dolayısıyla bağlama benim hayatımın çok önemli bir parçası oldu. Şu anda yine Erciş'te öğretmenlik yapıyorum. Bu şekilde türkülerimizi söylemeye devam ediyoruz. Merhabalar, Ali Turan ben. Doğma büyüme Erciş'teyim. Erciş'te müzik öğretmenliği yapıyorum. Müziğe olan hevesim çocuklukta başlamıştı. Şu anda da devam ediyorum. Elimden geldiğince bağlama çalıp türkü söylüyorum. Kültürümü yaşatmaya çalışıyorum. Merhabalar, ben Alparslan Doğukan Yeşilbaş, müzik öğretmenim. Vurmalı Çalgılar ailesine gönül verdim. Umarım aileme, etrafıma ve memleketime hayırlı güzel işler yapabilirim. Erciş hem kültürel hem tarihsel anlamda çok coğrafyası zengin bir şehir. Aşıkları, ozanları, ses sanatçıları, şairleri gerçekten bol olan bir şehir. Ben de Erciş'in hem tarihini hem kültürünü ele aldığım Erciş'liyiz biz şiirini yazdım. O şiirimi siz değerli izleyicilerimize armağan ederim. Kara Koyunlu'ya başkentlik yaptık. Urartu'nun izi, süngüsü biziz. Türk halk müziğine eserler kattık. Vanlıyam, Şanlıyam, türküsü biziz. İnci Kefal'in de doğduğu yeriz. Tersine gitsek de hepimiz biriz. Kürt ve Türk kardeşiz, hep böyle deriz. Ayrılmış harplerin örgüsü biziz. Biziz sevdalar, türküler beşiği. Biziz karanlığa barış ışığı. Biziz bu ülkenin candan aşığı. Kardeşlik bağının köprüsü biziz. Erciş'liyiz biz, farklı bir şehiriz. Dosta bal olur, düşmana zehiriz. Sevmek dersen kralını biliriz. Emrah'la Selvi'nin öyküsü biziz. Gökmender olmasın nefretim kemim. Kardeşçe yaşamak ilkemdir benim. 80 milyon olan koca ülkemin Allah'a bağlı tek ilçesi biziz. Erciş'liyiz biz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel. Evet. Güzeldi gerçekten. Erciş güzel. Peki bu şiiri yazarken nasıl bir duyguyla yazdınız? Ne hissettiniz? Şimdi kıymetli abim, tabii ki ben her zaman derim, eğer Erciş'li olmasaydık Vanlı olmaktan gurur duyardık. Ama gerçekten Erciş başlı başına 35 ilden büyük bir şehir. İl olmayı zaten 100 yıldır hak ediyor gerçekten, yani kurulalı beri. Van belki zamanında bütün ihtiyaçlarını Erciş'ten giderirdi. Tabii il olunca, üniversite gelince, valilik gelince, Erciş biraz da uzak olunca maalesef bazı imkanlardan yoksun kaldı. Ama gene kendi imkanlarıyla bile olsa bölgenin, Doğu Anadolu'nun bence en güzide, en gözde ilçelerinden biri. Zaten mavi, yeşili Cenab-ı Allah o kadar mert davranmış ki Erciş'imize nasip etmiş. Biz de Erciş'te olmaktan gurur duyuyoruz. Evet. Erciş sevdamız da büyük olunca ben Erciş üzerine birçok şiir yazdım. Bu şiirim de onlardan biri. Eyvallah. İsterseniz bir şiir de sizden alalım. Evet. Sonra Emrah'la ilgili sohbete devam edelim. Müsaadeniz olursa kısa bir sunumla girmek istiyorum. Bölgemizi anlatan kısa bir sunum. Bir başkadır benim yaşadığım topraklar. Kültürün, sanatın, edebiyatın yazılı metinlerde elden ele tarih kokmasıdır bize anlatan öz değerler. Aşık Emrah, Selvi hikayesine benzer aşk dolu şiirlerimiz. Emrah ile başlar, Atakan Çelik ile harmanlanır, Poyrazoğlu gibi sağlam ellerde dökülür ozanların sazına, sözüne. Daha nice türkülerimiz var duymadığımız, daha nice ezgilerimiz var çalmadığımız. Türkü olur, ezgi olur, şiir oluruz, ozanların diline, sazına, sözüne dökülürüz. Ben de Şiirde Yolculuk adlı şiir kitabımdan Küstüm diye bir şiirim vardı. Fon eşliğinde onu okuyayım. Rengin açık yedi şimdi karardı. Deniz bana küsmüş. Yüz bana küsmüş. Bahçemde güllerim şimdi sarardı. Bahar bana küsmüş. Yüz bana küsmüş. Her gece rüyalar şiir dokuyor. Mehtapla yıldızlar redif kokuyor. Heceler sözlenmiş türkü okuyor. Mızrap bana küsmüş.
saz bana küsmüş. İlahi aşklara sözüm yok benim, temelsiz aşklara karnım tok benim. Yaralar kabuksuz, acım çok benim, şişedeki ilaç doz bana küsmüş. Dört kitap aktır, sana ne bundan? Gönülden gönüle çıkmışsın yoldan. Erenler anlar da nakışsız çıldan, keçeden dökülen toz bana küsmüş. Üşüyen kalbimdir, sahipsiz kaldı, dehlizimle boğulup sulara daldı. Ağustos'ta soğuklar içimi sardı, zemherde eriyen buz bana küsmüş. Türkünün özünde bir sevda vardı, içimde dünya birazcık dardı. Dilinden düşerken içimi sardı, tezeneden düşen söz bana küsmüş. Tezeneden düşen söz, söz bana küsmüş. Elinize sağlık, kalemize sağlık. Teşekkür ederim. Emrah'la ilgili neler söylemek istersiniz? Erciş'li Emrah 17. yüzyıllarda yaşamış hem halk şairi hem saz şairidir. Erciş'li Emrah'ın bir Selvan hikayesi var. 1930'lardan beri hakkında araştırmalar yapılmış. Türküleri, şiirleri hep Erzurumlu Emrah'ın diye karıştırılmış ve Emrah'a mal edilmiş. Erzurum il olunca, valiliği, üniversitesi olunca Erciş'li Emrah da biraz garip kalınca maalesef oranın da Emrah'ı olunca Erciş'li Emrah'ın yazılan tüm şiirleri bu Erzurumlu Emrah'ındır deyip hep onun adına kaydedilmeye başlanınca bunu 1930'da Muhambali, Fahri Kırzıoğlu, bizim Erciş'li yazarımız Ali Saraçoğlu araştırmalar yapmışlar. Erzurumlu Emrah'ın şiirleri divan, tasavvuf üzerine, evet, hak yolunda. Ama Erciş'li Emrah duru özbeöz Türkçe şiirler yazmış. Aşk şiirleri, sevda şiirleri. Kesinlikle bu şiirler Erzurumlu Emrah'ın değil, başka bir Emrah vardır demişler. Ve Erciş'li Emrah'ın şiirlerini bir bir 1930'dan bu yana hakkında 36 kitap yazılmış. Ve tekrar işte bu türküler hangileri? Tutam yar elinden tutam türküsü, çığırışır bülbüller türküsü, söyledi yok yok türküsü gibi benzer türküler. 1987 yılında Konya Selçuklu Üniversitesi'nde Profesör Doktor Sayın Sakoğlu Erciş'li Emrah'ın 88-90 sayfalık bir kitabını araştırıp yazmıştı. Ben bu hocamızı buldum Konya'da. Hocam Allah size uzun ömür versin. Yarın hani vefat ederseniz biz bu kitabı bir daha bulamayız. Şu an hiçbir yerde yok. Ben de size kaynaklar sunayım. Bu kitapla birleştirelim, genişletilmiş ikinci baskısını yapalım dedim. Ve yaklaşık 40 yıl sonra Profesör Doktor Sayın Sakoğlu isminde ama hazırlayıcısı ben olarak ikinci genişletilmiş baskıyı yaptık. Erciş'li Emrah Selvihan hikayesi, Erciş'li Emrah türküleri, şiirleri, Erzurumlu Emrah şiirleri, birbirinden ayırt ettiğimiz şiirler hepsi bu kitabımızda var. 1000 adet basıldı ve ben şu anki projem ülkemin bütün üniversitelerini, kütüphanelerini bu kitabımızdan 10'ar tane hediye etmek, öğrencilerimize, yeni nesillere Erciş'li Emrah'ın türkülerini, şiirlerini amacım aktarmak. Dediğim gibi Erciş'li Emrah gerçekten memleketimiz için büyük bir değerdir. Bölgemiz için büyük bir değerdir. Çünkü bugüne kadar Türk dünyasında bütün ozanlarımız, aşıklarımız Erciş'li Emrah türkülerini söylemişler. Ondan büyük haz almışlar, beslenmişler. Biz de onun türkülerini, şiirlerini gelecek nesillerimize aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi Aşıklar Şehri diye de anılıyor Erciş. Erciş'le Emrah'ın Aşıklar Şehri diye anılmasında etkisi nedir Erciş için? Şöyle diyeyim, şimdi Erciş'le Emrah sadece Erciş için değil, Van için de tabii ki, evet, büyük bir değer. Çünkü sosyal, kültürel anlamında, evet, sözlü tanıtımcısı, evet, benim nazarımda. Van 100. Yıl Üniversitesi veya Van Valiliği, ben bir Erciş'li olarak
gerçekten bu sistemimi dile getiriyorum. Maalesef Erciş'le Emrah'a fazla sahip çıkmamıştır. Erciş kendi imkanlarıyla, kendi bölge ilçesindeki ozanlarıyla, şairleriyle Erciş'le Emrah'ı gelecek nesillere aktarmaya, tanıtmaya kendi çabalarıyla maalesef devam ediyor. Bu konuda da valiliğimizden, üniversitemizden Erciş'le Emrah adına festivaller, programlar bunu ülkemizde daha çok gündeme getirip taşımalarını istiyoruz. Hem sahip çıkılması hem tanıtılması açısından. Kesinlikle. Erciş'te son döneme ait bir sorum olacak. Erciş'te depremden sonra, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Yaşanan bu afetten sonra Erciş ciddi bir göç verdi. Doğru. Bu ozan, aşıklık, şiir, bu kültür hayatına depremin etkileri nasıl oldu? Şöyle diyelim, yani ben bir memleket sevdalısı olarak Rabbimin bana verdiği bir yetenekle sadece şiir yazıyorum. Bende hani türkü söyleme gibi bir yetenek yok. Arkadaşım Bilgin'de var, Barış Bey gene şiirle. Biz kendi imkanlarımızla burada Erciş'le Emrah Festivali yaptık. Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi destek verdi bize. Biz bunu daha çok yapmak istiyoruz. Çünkü Erciş sadece Emrah'la gündeme gelmiyor. İnci Kefal'in göçü, o görsel şov Erciş'te oluyor. Urartulardan kalma Erciş üzümü var. Biz istiyoruz bunların da festivalleri olsun. Çünkü başka illerimize bakıyoruz. Bir Kastamonu sarımsağının reklamını yapıyor. Ben burada Urartu'dan kalma bir üzümün de festivalini, reklamını yapmak istiyorum gerçekten. İnci Kefal balığı Van Gölü Havzası'nda en büyük görsel şovunu Erciş'te yapıyor. Bunun daha büyük, daha büyük organizasyonlarla sadece Erciş'te bizim Doğu Anadolu bölgesinde değil, ta Edirne'ye kadar tanıtılmasını istiyoruz. Daha büyük çapta. Kanada'ya gidiyorlar değil mi? Somon balıklarının göçünü izlemek kesinlikle, için. Kesinlikle, kesinlikle. Nedir? İşte dünyaya mal olmuş, tanıtımı iyi yapılmış. İnci Kefal'in göçünün de bu anlamda tanıtımının yapılması ve sahip çıkılması. Kesinlikle. Yani şimdi deprem Erciş'e büyük acılar verdi gerçekten. Evet. Erciş'i belki 10 yıl, 20 yıl geriye götürdü ama şu an gene de Erciş kendini toparladı diyebilirim. Ha ben şunu diyorum. Hani bir evde sevgi yoksa o ev saraydan da olsa hiçbir anlamı yok benim için. Erciş de istediği kadar bina kurulsun, istediği kadar dükkan kurulsun. O memlekette kültürel anlamda türkü, şiir yoksa o memlekette aynen öyle sevgisizdir bence. O yüzden biz elimizden geldiği kadar bu türküler, şiirleri memleketimize katmaya devam ediyoruz. Çünkü Erciş kültürsüz yapamaz yani. Gerçekten yapamaz. Erciş farklı yani. Bugün hani dedim ya Van bizim için çok değerli, çok kıymetli ama Van, Erciş il olursa Van'a ya iki tane türkü kalacak ya kalmayacak. Çünkü bütün türküler Erciş'ten çıkmış. Vanlıyam, Şanlıyam türküsünü bile yazan, söyleyen Erciş'tir. Daha evet. Ötesi yok. Evet. Ne yapalım? Bir şiir okuyalım. Devam edelim mi? Okuyalım. Gene ben bir birlik, beraberlik, kardeşlik şiiri okumak istiyorum. Doğu'nun en ücra köşesi Erciş'ten, ülkemin en batısı Edirne'ye, bu ülke bizim demişiz. Alevisi, Kürdü, Türkü, Çerkezi, vatan bizim, millet bizim, soy bizim. Sarmak lazım bugünlerde herkesi, bayrak bizim, yıldız bizim, ay bizim. Barış olsun her yazılan dizede, gönül o ki senle beni bize de. Sofra açtık Van Gölü'nde, Rize'de, emek bizim, ekmek bizim, çay bizim. En ücrada kim var ise mezrada, Ali, Ayşe, minik bebek Azra'da. Mutlu olmam huzur yoksa Cizre'de, bölge bizim, ilçe bizim, köy bizim. Her zarardan dönmek kârdır nitekim, devlet benim, benim savcıyla hakim. Asker, polis, bunca genç fidanlar kim? Ölen bizim, kalan bizim, zay bizim. Bu yara bizimdir, bağlayan olmaz, sanmayın deşip de dağlayan olmaz. Bize bizden başka ağlayan olmaz. Feryat bizim, şivan bizim, vay bizim. Sevgiye alıştır barış dilini, Laz'ın kızı olmuş Kürd'ün gelini. Hadi Gökmen, hadi uzat elini. Horon bizim,
Zılgıt bizim, toy bizim, bayrak bizim, yıldız bizim, ay bizim. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Eyvallah. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben bir soru sormak istiyorum. Gazeteci olduğunuz için aynı zamanda. Gazeteci olarak sahada her yerdesiniz. Bazen acılardasınız, bazen işte toyda, düğünde, mutluluk anlarındasınız, bazen farklı törenlerdesiniz. Halkın içerisindesiniz yani. Erciş'li Aşık Emrah kültürüyle, şiiriyle, işte edebiyatıyla vatandaşın, halkın buluşması, halk bunu içselleştirdiğini, halkın hayatına bu kültür, edebiyat ne kadar yansıyor? Şöyle hocam, 23 Ekim 2011 depreminden sonra istatistikler dışarıya 200 bin nüfuslu Erciş'imizden 40 bin kişinin göç verdiğimizi gösteriyor. Ve çok ilginçtir, 30 bin kişi de göç almışız. Dolayısıyla dışarıdan gelen göç ya da köylerden, kırsal alanlardan gelen göç, aldığımız göç, bölgemizin kültürel anlamda, ciddi bir anlamda eksen kaymasına neden olmuş. Dolayısıyla bir kültürün kaybolmasına çok büyük bir etkendir bu. Biz bu kültürü yaşatmamız için sevgili Gökmen kardeşimin söylediği gibi biz bunu yapacağımız festivallerle ya da dışarıdaki tanıtımlarla, kültürel etkinliklerle biz bunu güncelleyebiliriz. Bunu bizden sonraki nesillere taşıyabiliriz. Yani ismini dünya edebiyatına altın harflerle yazmış Aşık Emrah'ın torunları olarak bu sorumluluğu her birimizin taşıması gerekiyor. Şimdi Uluslararası İncik Yaparı Göçü Kültür Sanat Festivali 15 yıldır yapılıyor. Ben de oranın hem organizasyon hem sunucusuyum. Dolayısıyla 2 yıldır pandemiden dolayı biz bunu yapamadık, erteledik. Ama Emrah Festivali maalesef uzun yıllardır yapılmıyor. En son 7 yıl önce yapıldı. O da yine bazı kıymetli büyüklerimizin destekleriyle TRT'nin aracılığıyla vermiş olduğu finansla biz onu gerçekleştirmiştik. Bu yeterli değil. Yani biz bunu her yıl bir defa yaptığımız ortamda uzun yıllardır yapamıyoruz maalesef. Tabii böyle olunca Aşık Emrah'ın oradaki şiirlerini, namelerini, yazmış olduğu eserleri ulusal platforma taşıma noktasında da çok büyük eksiklik, sıkıntı yaşıyoruz. Biz bunu etkinliklerle yapabiliriz. Uzun yıllar birileri buna hani yani bununla ilgili eserler sunmuş ama çok büyük bir katkı sunamamışlar. Yani uluslararası platformu taşıyamamışlar. Biz bunu söylerken, eskilerini söylerken bunun nasıl olacağını da söylüyoruz. Ne yapabiliriz? Gökmen kardeşimle biz Türkiye'nin çeşitli yerlerine şiir şölenlerine gidiyoruz. Konserlere gidiyoruz. Biz Emrah'ımızı kendi imkanlarımızla, kendi yazdığımız eserlerle orada ifade etmeye çalışıyoruz. Ama yeterli değil. Bunu kurumsallaştırmamız gerekiyor. Hem burada hem dışarıda. Dışarıdaki kültür elçilerimizin bunu sahiplenmesi gerekiyor. Orada yani bir gazeteci gözüyle baktığımız zaman dışarıdaki gazeteci meslektaşlarımız bunu haber köşelerine kısmen taşıyabiliyor. Biz burada etkinlik yapamadığımız için, hani siz de hocam bir yabancı değilsiniz, siz bu işi de çok iyi bilirsiniz. Dolayısıyla kültürel etkinlikler olmadığı için biz bunu haber köşemize de taşıyamıyoruz. Bunu haberleşmesi gerekiyor. Bunun haberleşmesi için de etkinliklerin ulusal platformda sürekli yapılması gerekiyor. Dediğim gibi kurumsallaşması gerekiyor. Evet. Böyle bir eksikliğimiz var bizim. Evet. Bir şiir daha alalım mı? Tabii ki. Ben de Türkiye'de uluslararası bir yarışmada birincilik alan bir şiirim var. Onu okumak istiyorum. Evet. Biraz böyle depremi anlatan bir şiir. Düzce depremi anlatan bir şiir. Tabii 23 Ekim 2011 depremini yaşayan insanlar olarak acıları Düzce şiirine sığdırmaya çalıştım. Düzce yaramı sarıyor şimdi. Simit satan erlenler üşüyor. Mülk ağır. Simit öğün doyurur, korkma. Biraz meyenli rediflerdi simitçinin şiirlerine. Cennet kokusundan bir şiir yaz aşıklar tepesine. Her kadının gerdanından dökülsün güzel dereşelesi.
biriksin kara düz yaylasına. Düzce yaramı sarıyor şimdi. Tren görünümlü vagonlar geçiyor traktörün kadrajından. Ceddiye camiinde sal beni. Filistin yardım bekler ona kucağından. Bir yavru ağlar sor yanında, feryat figan olur Düzce sokakları. Küçük savaşlar bitirdim kardeş kavgasıyla. Düzce, Düzce yaramı sarıyor şimdi. Bir yanı Ankara, bir yanı İstanbul şehrimin. Bolu'dan akarım Melen'in çayına. Çay muhabbetleri ne hoş olur eski sokakta. Depremler yazarım her ananın koynuna. Artçılar vurur 1999 yerinden. Altlar yüz boyu özünü tazeler. Feryat figan olur efteni gölü. Dalga kıranlar sarıyor bedenimi. Bir ana ağlar yaralı yüreğinden. Bir ana kavrulur eleminden. Düzce yaramı sarıyor şimdi. Zemheri'de ayaz üşür. Saman dere şelalesi küs mü bize? Çok parmak pus tutmuş gerdanından. Çoban kavalını çalsın. Koyun, koyun meler şimdi. Ekmeğin buğusu, hasadın bereketi salmış buraları. Murat gözlerde uyur. Su uyur, düşman uyur. Artçılar beni vurur. Ta Akçakoca'dan. Bir yanım ağır hasarlı, Düzce kokar ufak ufak poyrazdan. Düzce yaramı sarıyor şimdi. 15 Temmuz'da vurun beni, çok haklı mezarlar çıkın bana. Bayraktan kefen biçsin Düzceli terzi, şehit düştü sol yanım şehit. Toplu selalarım var benim, zira hükümsüzdür zayi. Filistin kokar sokaklarım, Halep'te yürek yaralarım. Koş yolcu, kurşun hep tanıdık adreslerde şimdi. Mescid-i Aksa'da tedbir, resim Bedir Paşa'da, kardeş sesleridir bunlar. Bak güneş yüzünü gösterdi. Düzce avuçlarımda filizleniyor. Parfüm satan pirin dükkanından düştüm avuçlarına. İkbaline alıştı sesim. Çığlık sukut, sukut altın bugün. Düzce yaramı sarıyor şimdi. Düzce avuçlarımda, avuçlarımda filizleniyor. Avuçlarımda. Eyvallah. Birinize sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim mekanınızda konuk ettiniz. Teşekkür ediyorum. Ne demek. Böyle güzel bir mekan oluşturmuşsunuz sahilde. Evet. Hani uzaktan baktığınızda böyle bir işletme burada olmadığında belki burası metruk bir yer olacak, terk edilmiş bir yer olacak ama Erciş için farklı bir mekan oluşturmuşsunuz. Hem mekan özünde, yani buradan başlayarak bölgeyle ilgili, Erciş ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Erciş, harbiden arkadaşlarım da söylediği gibi bayağı büyük bir ilçe, yani bayağı bir kalabalık bir nüfusa sahip. Burada mesela amaç, hani ben üniversiteyi Eskişehir'de okudum. Evet. Burada mesela Adır Adası var. Evet. Biraz bakımsız kalmış. Kaybedilmeye mahkum bir adalar gibi. Evet. Orada da mesela kiliseler var. Badem ağaçları var. Tavşanlar falan vardı. Ve şu anda gidip baktığımız zaman yani çöp bir yönü haline gelmiş. Bu değerlerimize sahip çıkmamız gerekir. Evet. Burada mesela ben turlar falan düzenliyordum. Gidiyorduk. Burada olan halkımızı hani dışarıdan gelen daha çok duran halkından ziyade dışarıdan daha çok rağbet var adaya falan. Evet. Dip geziyorduk, görüyorduk mesela. Ama o kilisenin hani yıkılması veya badem ağaçlarının hani kuruması, bakımsız kalması insanı ister istemez üzüyor yani. Bu konuda evet, biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Adadaki tavşanlar ne oldu? Adadaki tavşanları halkımız sağ olsun yani avcılık diye bir spor evet, gündeme getirmişler. Yani bir canlının hayatına kastetmek avcılık olur, spor olur. Aynen öyle. Nasıl sporsa. İşte, evet, işte ona da biz akıl sır erdiremiyoruz. İşte yeni evet, tavşanlar falan getirdik, götürüp sizin adaya salacağız. Sizin getirdiğiniz tavşanlar vardı burada. Burada hala duruyor evet, şu anda. Hollanda lob tavşanları, değişik tavşanlar. Hollanda lob tavşanları ama o tavşanlarda
Geçen geldiğimizde görmüştük. Bir tanesi sanki Van kedisi gibiydi. Aynen. Yani kedinin tavşanlaştığı, tavşanın kedileştiği ve birbirine kediyi daha önce de Van kedisini görmemiş olanlar belki evet. birbirine karıştırır. İkisi aynen. de bembeyaz. Aynen öyle. Ya bu tavşanlar da bayağı ilgi görüyor. Anlaşması da iyi değil mi? Yok şimdi kedine şöyle bir şey var. Normalde hani ben açık söylemek gerekirse kediler tavşanları yer diye düşünüyordum. Evet. Ve getirdiğim zaman yani karşılaştığım olay bayağı bir farklıydı. Tavşanlar kediler dövüyor şu anda. Yani öyle bir konumda şu anda. Harbiden. Yani ve bu da biraz farklı. Dünya tersine döndü. Aynen öyle. Aynen öyle. Dijital dünya. İşte eskiden köyler insanlar için büyük bir dünyaydı. Evet. Şimdi dünya küçük bir köy oldu. Evet. Aynen. Dolayısıyla dünyada insanlar her şeye kolay ulaşabiliyorlar. Evet. Ancak ulaştıkları şeylerin değerleri yitirildi. Aynen. Her şey var ama değersizleşiyor. Evet, aynen öyle. Evet. Şimdi baktığımız zaman dediğimiz gibi mesela hani kedilerle tavşanlar hepsi bir arada evet, yaşıyor. Evet. Köpeklerle beraber hiç evet. herhangi bir saldırma, herhangi bir ısırma evet. falan söz konusu da yolluyor evet. yani. Dönüştü artık. Evet, evet. O yönden güzel yani. O yönden teşekkür iyi. Ediyorum, sağ olun. Rica ederim, ne demek. Ben bir şey sormak istiyorum yine. Şimdi müzik, sesin ahengi, ahenkli ses, işte şiirde ahenkli söz. Evet. Şimdi toplumda müziğin ve şiirin azaldığında toplumdaki ahenk ne duruma düşer? Toplum uyumlu, ahenkli, yani birbiri kendi içerisinde müzikte de şiirde de bir disiplin var aynı zamanda. Kuralları var, işte notaları var, ona göre işte ölçüleri var. Dolayısıyla bir anlamda sporda da disiplin var, sporda da kurallar var. Dolayısıyla gençlerle ilgili spor derken ama toplumla ilgili de işte aynı zamanda gençlerin enstrüman çalmaları, müziğe yönelmeleri, şiire yönelmeleri toplumun ahenk kazanması için önemli değil mi? Değerli abim, kesinlikle çok önemli. Ben kendimden örnek vereyim. Rabbim bana bu yeteneği vermiş. Yani ben hani hiçbir şairi okuyarak onların bir kelimesinden bile esinlenmiş bir halim yok. Kendime has bir tarzım var. Benim ne kadar toplumsal mesajlar veren şiirlerim varsa o kadar da hicivli şiirlerim var. Memleketimin sorunlarını kesinlikle sitem ederek dile getiriyorum. Bu konuda da halkımız olsun, gençlerimiz olsun, ablalarımız bile işte Gökmen abi bu konu hakkında da bir şiir yaz. Öbürsü Gökmen abi buna da bir şiir yaz deyip dediğin gibi şiir gerçekten hani şöyle diyeyim küçük sözlerle büyük vurma sanatıdır. Evet. Belki senin bir ton içindeki kuramadığın cümleleri bir şiirde ya ben yıllardır söylemek istediğimi sen 3 kıtada, 2 kıtada söylemişsin diyebiliyorlar. Bir kitaba sığmıyor yani. Kesinlikle. Aynen öyle. İşte o şiirlerimden biri de Erciş şivesiyle yazdığım evet. Otomatik Gelinler şiirim var. Hem bölgemde, hem ilimde, hem ilçemde, hem de Türkiye'de gerçekten çok beğenildi. Ben bu şiirimi Çanakkale'de, Kayseri'de, işte Samsun'da okudum. İnanın ki Van'dan, Erciş'ten çok alkış alıyorum. Hani ben dedim benim şivemdir. Sadece kendi bölgemde sevilir, evet. anlaşılır. Ama meğer bütün ülkenin sorunuymuş bu şiir. Evet. Bakalım günümüzün gelinlerine tatlı mizahi taşlar atmışız. Bakalım nasıl söylemiş. Onu da siz değerli izleyicilerimize armağan edelim. Kara günlü beçere gün görmemiş arvatlar. Sefa şimdikilere hepsi şanslı bahta var. Bir iş desen yapmazlar, gezmek desen hay havar. Arabasız da gitmiler, otomatik gelinler. Kaynanaya bir iş etse bin bir kurban heyranla. Anan gile git desen uçuydu gün seyranla. Yıkamakları, süpürmekleri hepsi anam ceyranla. Fişi çeksen ölürler, otomatik gelinler. Nenem bir kalıp sabunla biteş esbab yıkardı. Belengaz makine mi gördü, taşa çırpar sıkardı. Canları çıkardı valla, sabah körden kalkardı. Şimdi öğleye kadar yatırlar, otomatik gelinler. Bir kucak kırç ataşla üç kandık pişirdiler. Şor balık, cacık ekmek ne bulsa girişidiler. 11 tane doğudiler, 5 tane de düşürüdüler.
Şimdi sezeryan bebek yapılır. Otomatik gelinler. Ne kayın, ne kaynata, ne baldız derdindeler. Bir gün şelalede, bir gün balık bendindeler. Erleri semavar yakın, özleri serindeler. Her hafta piknikteler, otomatik gelinler. İki ay biri kötürü, üç ay sonra ayrılı. Er evi gelenden muruz edi, öz elatı gelse bayili. Devranı yıkıla belki, bunlar da arvat sayılı. Altı ay eğdirler, otomatik gelinler. Yok falan kes bunu aldı, tutturuplar bir yarış. Baban oğluysansa hele, gedişlerine bir karış. 5 metre dilleri var, boyları da bir karış. Bülbül gibi ötüler, otomatik gelinler. Somya cırcır edilmiş, hem vazı alacan hem yataş. Kriz var almam desen, olilarsan ala vataş. Boyaları, cilaları, hangisini sayayım kardeş? Anamızı ağlattılar, otomatik gelinler. Akşam eve eli boş git, dönüp yüzen bakmazlar. Altın bilezik takar, hiç kimseyi takmazlar. Uşak gece patlasa, yukudan kalkıp bakmazlar. Belki hiç kalkmıyorsunuz, otomatik gelinler. Bu şiiri yazana oluplar düşman, vallah sizi alanlar hepsi de peşman. Çırpı gibi gelirler, olurlar şişman, etsiz yemek yemiler, otomatik gelinler. Gökmen der gençlik geçer, kimse hayale dalmasın. Şu 3 günlük dünyada beddua ah almasın. Allah hiçbir ana babayı el ayağa salmasın. Bir gün bile bakmazlar, otomatik gelinler. Teşekkür ederim. Sayın Bey, size teşekkür ediyorum. Büyük emeğiniz var. Sayın Müdürümüz, evet. Büyük emeğiniz var. Programın başından şu ana kadar gerçekten programın gerçekleşmesine emek verdiniz. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz de öncelikle Erciş'e geldiğiniz için bize şeref verdiniz. Programımıza katılan Barış Bey, Gökmen Bey şiirlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel, gerçekten hani bize büyük bir zevk verdi. Evet. Bize yine bizi misafir eden Binyamin Bey'e de teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tarz programlarla yine büyüklerimizin öncülüğünde bir ara geliriz. İnşallah. Yine emeğinize sağlık. Yine sizin sözlerinize de sağlık. Rabbim yardımcınız olsun. Çok sağ olun. Ha, teşekkür ederim. Sağ olun. Mekanınızı açtığınız için, siz de yüreklerinizi açtınız. Şiirlerinizi paylaştınız, duygularınızı paylaştınız, sohbetinizi paylaştınız. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Sabah geldik. Sabahtan şu ana kadar Erciş'in kültürüyle, doğasıyla, tarihiyle, işte geliriyle, halkıyla, yaşantısıyla, kentiyle bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmanın sonunda böyle bir kültür sohbetiyle, bir kültür akşamıyla tatlılandıralım istedik. Yemeğin tatlısı gibi. Bize bu imkanı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Thank you.
bağrını ela. Van Postası gazetesi gündemdekileri sundu.